Dikkat et, sağ iyi kullanıyor musun? Bu işte Allah belanı vermesin ya, bu köpeğe bu evde ne işi var? Allah'ını seversin ya! Kov şunu, kov, kov, kov! Nerede girdi bu köpek ya? Üzerimde postane forması da yok, nerede geldi bu ya? Lan, lan! Gittin! Gerçekten Leydi, ne kadar tatlı, ne kadar sempati, insanın bağrına basması gelesi bir köpek. Yuvamıza o da hoş geldi. Hoş bulduk. Yalnız benim doğal yaşam süremin Leydi'ninkinden uzun olabilmesi için bu elimdeki krizi ivedilikle çözmem gerekiyor. Neymiş o elindeki kriz kızımcığım? Usturadaki o kıllar ne kılı? Kıl değil, bıyık. Bıyık mı? Kimin bıyığı abiye? Kız, köpek gitti mi köpek? Ay! Ay! Allah! Ya kadın, sen nerede çıktın ya? Günaydın, günaydın Burcu'nun. Geç çocuğum, geç, 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 çabuk. Kapıyı kapatmayın, kapı açık kalsın. Çünkü alacağımız birkaç kolimiz daha var. Hemen geliyoruz. Anneciğim, dikkat edin kendinize. Şimdi frenin üzerinden smaç vuracağım. Vur. Anneciğim, kendinize çok dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Abiye, ne oluyor kızım? Anneciğim, ben de anlamıyorum. Hortlak bu hortlak! Bana inanmıyordunuz, gördünüz mü? Nas suresi, Nas. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ne yaptın? Erman, sen her geçen gün bu fantazi kostümü olayında kendini biraz daha aşıyorsun, farkında mısın? Ne yapayım? Başka ne yapacağım yani? Çalışıyoruz işte gördüğün gibi. Nasıl buldun yeni kostümü? Bak bakayım bir. Kim ki bu? Yuh artık, bunu da tanımadım abiye. Yani hakikaten yuh ya. Yani Kenan Doğulu olmadığı kesin. Çünkü o esmer bir adam. Sen bayağı pempesin. Allah seni davul etsin yemin. Kız pazar günleri yayınlanıyordu TRT döneminde siyah beyazken. Hatırla, hatırla. Çok da güzel bir çizgi filmdi. Hatta yanında böyle pigme boylu ufak bir müfettiş vardı. Elinde şeyle geziyordu, büyüteçle böyle. Hatırladın mı? Vikingler olabilir mi? Ya ben hayvanım, insan Vikingler. Ben şimdi insan olsam Vikingler olurdum. Ama şu anda hayvanım, ne olur dikkatli bak ya. Bak kuyruğum bile var. Aha, görmedin mi? Erman, Tom ve Jenny olabilir mi? Yok kızım, onlar iki kişiydi. Ben tek kişiyim. Erman buldum. Musti. O kim? Hani her akşam uykudan öncenin sonunda çıkan bir kedi vardı ya Erman. Ellerini böyle iki yana açarak konuşuyordu. Allah'ın cahili. Pempe Panter, Pempe Panter. Erman söylesene, ben de tanıyorum tabii ki Pempe Partner'i. Partner değil kız, Panter. Nasıl partner değil? Sen benim partnerim değil misin? Sen benim Pempe Partner'imsin işte şu an. Ya nasıl bir kızsın sen ya? Beni delirtiyorsun valla. Al bak dansını da yapayım. Efendim şimdi de Pepe Panter. Diring diring, diring, diring diring, diring diring. Ya bir de benden daha çağdaş, daha kültürlü olduğunu söylüyorsun ya. Ay bana bilemedin. Ay yesinler senin çağdaşlığını Erman. Erman, şu fantazi kostümlerine harcadığın enerjiyi çağdaşlaşmaya ve dünya insanı olmaya harcayaydın eğer 0,7 James Bond olup çıkardın karşımıza. James Bond benim köpeğim olur, köpeğim. Bak James Bond'dan daha güzel, daha sevimliyim. Yalnız pempe tabii erkeğe güzel durmuyor ama kuyruğum bile var, dikkatli bak. James Bond kimmiş? Dümdüz adam. Eşekte de kuyruk var Erman, eşekte de kuyruk var. Olsun, eşek hizmet veren bir hayvan yani. Her şeye ihtiyacı var, ne demek yani? Eşek bir defa özel bir hayvan, sen eşeğe niye şey yapıyorsun? Ne yapıyormuş bakayım aşkım aşağıda? Neden hala kocasını yatakta bekletiyormuş? Domates.
aşkım, sen ne yapıyorsun? Neden yatağımıza gelmiyorsun bakayım? Hayatım şu domates, dereotu bir de soğanı bulgura ekledikten sonra bir kısır haline getireyim. Hemen yatağa geliyorum. Kısır mı? Ay dur, börekler yanmasın. Affedersin bir tane, ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Gecenin bu vakti neden kısır yapıyorsun? Bir başka daha soru soracağım sana. Sen kafayı mı sıyırdın Seva? Kafayı sıyırmak mı? Gökhan'cığım lütfen ağzını bozma. Yarın bir gün düzenliyorum. Misafirler erken geleceği için de geceden her şeyi bitirmek istedim. Gün mü? Ne günü? Altın günü. Hayatım, altın günü. Lan yere düştüm zaten, kıpırdamıyorum. Hala vuruyorsun, hala vuruyorsun ya. Belli olmaz abicim, belli olmaz. Ya korku filmlerindeki gibi tam arkamı döndüğüm sırada arkadan hop diye gelip böyle saldırırsan yemezler. O tufaya düşmem ben. Konuşma lan Çemçik ağzı, baştan başlat şu oyunu. Baştan başlat. Tamam başla. Kürek tuşu yok mu burada? Adamın eline kürek versek belki ağzının ortasına vura vura daha bir coşkulu döverim seni. Köpek geçti lan. Ne köpeği lan? Ne oluyor lan? Fanter sesi nasıldı ya? Erman, ne yapıyorsun? Sana sırnaşıyorum, ne oldu? Boşuna sırnaşma Erman, bu gece hiç havamda değilim. Arkadaş senin ne cins bir havan varmış ya. Haftalardır yükselemedin şu havaya. Ben anlamadım yani. Oksijen mi gitmiyor? İyi geceler Erman. Abi sen şimdi ciddi ciddi malak gibi sırtını dönüp uyuyacak mısın benim karşımda? Erman, gece gece terbiyesizleşme, senin karşında bir bayan var. Sen önce kendine bak. Büyükbaş sığır öküzü. Şu yorganın üstünden kalk ya. Kızım sen şimdi bana ne diyorsun? Bir dakika bir dakika. Ay, 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 ay. Ne oluyor ya? Boşuna mı aldın benim bu fantezi kostümünü? Bana mı sordun alırken? Bana mı sordun o fantezi kostümlerini alırken? Kardolapta yer kalmadı. Kardolapta benim özellerimi asınacağım yer kalmadı. Benim kaç tane taytım var biliyor musun sen? Nereden bakılsan kaç tane? Bana mı sordun? Ben yarın onları eskiciye vereceğim. Karşılığında da iki tane nen. Bir yüzüne de mandal alacağım. En azından işe yarar. Abiye beni delirtme. Beni delirtme bak, akşam akşam beni sinirlendirme. Eskizi meskizi deyip durma. Benim fantezi kostümlerimle eskide ne işi var ya? Ya herif kostümleri giyip başka biriyle bir şey yaparsa? Bundan sonra lafların hareketlerine dikkat et. Ağzını bunu dökerim. Erman ben bu sefer gerçekten yatıyorum. Çünkü senin bu şiddet içerikli monologlara geçişin benim tansiyonlarımı düşürüp libidolarımı tepelere fırlatıyor. İyi geceler Erman. Kendini ne kadar düşünüyorsun? Lastik her yerimi sıktı, kan gitmiyor ya. Allah'ını seversen ne yapacaksan yapalım ya. Erman, sana şu an tafralı baktığımın farkında mısın? Ha değilsen farkında ol diye dedim. Kurdeşin döktüm vallaha bak, ateştin sıcaktan yani. İçimi bir gün her yerim terledi şunun içinde ya. Of, nereden gideyim ben bunu? Of, biraz şöyle dursun da sonra çıkartırım. Erman bu hayvanda pire var. Yıka banyodan sirkeyi getir kalk. Getir ya. Evet aş
Aşkım, hayatım, nereden çıktı bu altın günü sevdası? Yani benim bildiğim, sevdiğim ve inandığım karımın hiç böyle ev kadınsal aktiviteleri yoktur çünkü. Hayatım, bu sadece bir misafir organizasyonu değil ki. Bu aynı zamanda benim abiye kuzu ve anasını başından savma planımın yeni adı. Ha, bu senin yine yeni ve yeniden kuzulardan kurtulma planın, öyle mi yani? Evet. Ha. Peki biz sen bu planı hayata geçirmeden önce bu evimizi, ruhsal ve kafasal sağlığımızı sigortalatsak mı acaba? Hı? Sen geç bakalım dalganı Gökhan'cığım. Ama bu planımdan sonra abiye kuzu ve anası bu eve bir daha asla giremeyecek. Evet. O zaman aşkım sana daha enayi bir merakla bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Nedir bu kuzulardan kurtulma planı? Abiye kuzu ve anasını altın gününe davet edeceğim. Ha, anladım. Yani bir çeşit toplu ötenazi girişimi sanırım bu. Hayır hayatım. Abiye kuzu ve annesinin Erman kuzu tarafından oduna boğulma çabası demek daha doğru olur. Anlayamadım. Gökhan'cığım, altın günü ne demek? Ne demek? Her gelinin elinde bir cumhuriyet altınıyla gelmesi demek. Evet. Yani bu ne demek? Abiye kuzu ve annesi yanlarında iki tane cumhuriyet altını getirmek zorundalar demek. Evet. Peki bu ne demek? Erman kuzu abiye kuzuyu linç edecek demek. Evet. Yarcan, bu köpeğin ne işi var burada abicim? Bu köpek kimin abicim? Spocuğum, gerçekten şu anda şu konum itibariyle bu köpeği daha önce tanıyormuşum gibi bir izlenimi veriyorum sana. Gerçekten. Ay nereye kaçtın gene? Ay seni hınzır. Sen abilerin yanına mı kaçtın bakayım? Ha? Al bakayım. Gel. Aferin. Gel canım benim. Ay korkmayın çocuklar. Hiçbir şey yapmaz. Bu çok hanımefendi bir köpektir. Gel canım benim. Anneciğim Lady derken yani... Ama çocuğum sen hatırlamıyor musun Lady'yi? Ama sen bilmiyorsun tabii. Aa, bu benim bir tanecik köpeğim. Yalova'daki evi terk ederken köpeğimi ve bazı eşyalarımı almadan terk etmiştim. Sonunda ona kavuştum. Ah canım benim gel canım. Çok iyi yapmışsın anneciğim, çok güzel olmuş. Allah mutluluğunuzu daim etsin de akıllara gelen bir soruyu sormadan edemeyeceğim tabii ki. Ay neymiş o Yercan'cığım? Al Lady'cim. Eniştemin Lady'nin teşrifinden haberi var mı? Varsa bu şok gelişmeyi nasıl karşıladı? Dahası biz neden orada değildik o sırada? Yani bu neşeli dakikalardan bizi neden mahrum ettin mi anneciğim? Yok, tabii yok Yercan. Yani Lady geleli daha 10 dakika bile olmadı. Ama yarın sabah alıştıra kendisiyle Lady'yi tanıştıracağım. Hem niye korkuyormuşum? Yani ondan izin mi alacaktım ben Lady'yi eve getirmek için? Bu evin yarısı benim Yercan biliyorsun. Tabii ki anneciğim haklısın ya tabii ki. O zaman Spocuğum biz de vakitlice yatalım. Yarın erkenden kalkalım. Sabahki eğlenceyi kaçırmayalım. Erman, ne yaptın sen Yusuf sen? Bakıyorum. Ne yapıyorum? Bakıyorum yani. Ne yapabilirim? Neye bakıyorsun ya? Neye bakıyorsun? Sana bakıyorum. İzin aldın mı bana bakmak için? Ne diyorsun kızım sen ya? Ben öz karıma bakarken senin izin mi alacağım? Ne demek yani? Bu nasıl bir laftır ya? Evet. Sen benim öz karımsın ya. Evet, izin alacaksın Erman. Çünkü ben sana bozuğum. Demincek de söyledim. Erman dedim, sana tavırlıyım dedim. Şu an fark ediyor musun dedim. Ondan sonra yattım. Niçin hala yapıyorsun bunu? Ben sana bozuğum. İzin alacaksın. İyi geceler. Değil, iyi geceler. Tamam, ben anladım ya. Sen anan evini satıyoruz diye bozuk atıyorsun ama bunlar gelip geçişiyle. Olur, düzelirsin. Ay Erman, sen onu öyle mi biliyorsun? Anamın evini mi satıyoruz? Ben onu sana söylemeyi unuttum. Senin hevesini tırsağında bırakmak istemem ama Erman ben evi satmaktan vazgeçtim. Ne diyorsun kız sen? Kız sen bak bana cinnet mi geçirttireceksin? Yani ben, yani sana ne yapmam lazım? Yani bak ben, abiyeciğim bak beni sinirlendirme. Sen bana söz verdin, dedin ki anamın evini sattıktan metroseksüel ol dedin, oldum.
Çağdaşlaşmış insan ol dedin, oldum. Kadrolu insan gibi duruyordum ben. Her yerde ne dediysin yaptım. Ne demek sen şimdi anamın evini satmaktan vazgeçtim ya? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ben seni yaşatır mıyım ya? Sen ağzını bunu dökerim bak ha. Erman'cığım, ben mi seninle oyun oynuyor gibi görünüyorum? Sen şey, kendi haline bakar mısın? Şu haline bakar mısın? Ben mi oyun oynuyorum, sen mi oyun oynuyorsun? Ne bunlar? Çıkartıyorum lan, al. Basma yığı, evi satmaktan vazgeçtim. Basma yığı, vazgeçtim. İyi geceler Erman. Ben sana ne yaptım da yaranamadım ya? Ne yaptım da yaranamadım ben sana ya? Kızım on numara çağdaş adam oldum. Yani ben sana yaranabilmek için daha ne yapayım ya? Erman, ben Sarman Alevi gibi olan bir çağdaşlaşmaktan bahsetmiyorum. Edebi bir çağdaşlaşmaktan bahsediyorum. Edebi bir metroseksüellik, sonsuza kadar. Yani netice ne netice? Yani benim için bıyıklarını keseceksin Erman. Aaa! Kulağıma bir şey oldu galiba. Sen ne dedin lan? Ne dedin lan sen? Erman, benimle lan diye konuşma. Türk malı ho! Bu da güzel, bunu da atayım CV'ye. Aşkım, bir tanem sen beni iyice korkutmaya başladın ama şimdi. Neden hayatım? Sen neden böyle gecenin bir vakti insanı göbek atmaya zorlayacak müzikler çalıyorsun? Ki gündüz vakti de bunu yapsam ben sana aynı soruyu sorardım ama... Hayatım, yarın altın gününde misafirlerle göbek atmak için CD hazırlıyorum. Bak bu da güzel. Gökhan, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ben bir anda sen bir müziğin ritmine kaptırdım herhalde kendimi. Affedersin. Neyse, plan şu. Abiye kuzu ve anası kapana kısılana kadar her şey normal bir misafirlik günü gibi görünecek. Kurbanlarımız bizim evden gelen müzik ve misafir sesini duyduklarında her zamanki gibi ışığı gören sivrisinek formatında bahçeye saldırıp burunlarını cama yapıştıracaklar. Ve ben onları içeri alacağım ama asla altın gün olduğunu söylemeyeceğim. İkili poğaça ve keklerden birer ısırık aldıklarında çat diye kapana kısılmış olacaklar hayatım. Yok abi, yok ya. Ben kafam başka şeylerle meşgulken kendimi seni dövmeye kanalize edemiyorum ki. Ya bırak ya, bırak. Bu oyunu sabaha kadar oynasak sen beni yenemezsin bu oyunda Yercan ya. Bırak bu işleri ya. Spocuğum, istersen sanal dünyada değil, şu içinde bulunduğumuz gerçek dünyada seni sabaha kadar döveyim. Hem de kürekle, ağzının ortasına çakayım. Ne dersin? Davuk. Ya ben sana neler diyorum, kafamda bir sürü sorun var diyorum. Sen bana hala davuk diyorsun ya. Mal! Zaten dükkanı kaptırdık, elin kıvırcık saçlı, kendini beğenmiş Ümit Milli ikon canına. Yarın dayım Danimarka'dan döndüğünde dükkan üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını görünce beni bitirir lan. Bitirir. Ya oğlum, sen niye bu kadar moralini bozuyorsun ya? Avukatla görüşeceğiz dedik ya. Bir şekilde o sözleşmeyi geçersiz hale getireceğiz. Ya hem dükkanın kira kontratı bizim üzerimize, hiçbir şey olmaz. Hayır Şipocuğum, hayır ya. Bu kadar taşsal ve barbisel bir hatunla kendi kalemize bir gol yemek bana ve tüm Normandiya halkına hiç yakışmadı. Çok acil bir çözüm bularak bu akan kanımızı yerde bırakmamamız gerekiyor Spocuğum. Şuraya bak kardeşim ya. Şuraya bak. Sözleşme değil, Karlofça anlaşması mübarek. Normandiya'nın ilk kez toprak kaybına uğradığı anlaşma diyorsun yani. Vay, lise bir tarih diyorsun yani. Doğru söylüyorsun Spocuğum, doğru söylüyorsun da inşallah bu anlaşmayla bir duraklama ve hatta gerileme dönemine girmeyiz. Lütfen tavuk yemeye devam etme. Git başka yerde ye ya tavuğunu. Gerçekten sinirim bozuk şu an. Sen hala tavuktasın. Demiyor musun? Ya ne isteyim ya? Ne isteyim? Bunlarla uğraşıyorum, hala tavuk yiyorsun ya. Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor galiba. İyiyim yani. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Daha benim bıyığımı kesecek bir delikanlı anasının karnından doğmadı ya. Ben bıyıklarıma dokundurtturacak bir delikanlı mıyım? Bak, ben muhafazakar bir aileden geliyorum. Abiye, beni tanımadıysan tanı. Benim öyle bir adet tutuculuğum vardır. Ben Türk malı bir tipim. Benim tipimdeki bir insan bıyıklarınla oynamaz, kesmez, elini bile sürdürtmez. Yaklaşanı da yakarım, ona göre. Erman'cığım. Erman. Benim beyim.
Erman'cığım, ben sana böyle bir teklifte bulunduktan sonra halen daha hayatta olduğum için öncelikle çok 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 teşekkür koyuyorum. Erman, tamam. Bıyıklarını ellemeyeyim. Hiç kesmeyeyim tamamını. İyi. Buralardan acıcık ama birer, ikişer milim kısaltalım. Daraltalım. Geniş yani, geniş bütün... Yani bakınca her yerini kaplıyor yani. Geniş, bıyıkların geniş. Daraltalım diyorum, daraltalım. Ne tarafı geniş benim bıyıklarımın? Neresini daraltacaksın ya? Erman, buradan buralara iniyor, buradan buralara iniyor. Ayran içiyorsun, oralarda kalıyor. Gidiyorsun, pilav yiyorsun, buralarda kalıyor. Pizza yiyorsun, buralarda kalıyor. Lütfen Erman. Yalan söyleme, ben her hafta makasla düzeltiyorum buralarımı. Yalan söyleme, öyle bir şey yok. Ay sen görmüyorsun onları Erman, ben görüyorum. Allah Allah. Karı taktı ya. Karı dediğim ben miyim? Kendi kendime konuşuyorum ben. Hanımından mı bahsediyorsun karı diye? Hanımın beraber bir bıyığı kestir demektir, ne demek ister yani? Neyse kestiriyor musun ki? Bak kestir demiyorum. Kısaltalım, acıcık daraltalım. Daraltıyor musun, daraltmıyor musun? Kızım daraltmam ben. Ben bıyığımı elimi dedirttirmem. Yani ben bir ev sattıracağım diye delikanlılığım da olamam. Kendimi çizdiremem yani, kusura bakma. Bir ev satacağız diye montici durumuna düşemem yani. Tamam. O zaman ben seninle konuşmuyorum. Benim yanıma bu desin. Sen bilirsin Erman, ben de evi sattırmıyorum o zaman. Ben de evi sattırmıyorum, sen bilirsin. İyi aman, geceler. Aman sattırmazsan sattırma. Zaten benim de zevkim kaçtı. Satsan ne olur, satmasan ne. Ben de istemiyorum zaten. Şimdi altından semir getirsen yine yapmam. Kusura bakma, bizim oralarda bir deyim vardır. Bıyıksız erkek kuyruksuz eşeğe benzer. Ona göre. Uydurma Erman, uydurma. Ne uyduracağım, gerçeği söylüyorum. Aman aman, aman iyi gidilermiş, iyi gidilir. Çok lazımdın sanki. Erman, ne oluyor sana ya? Erman! Buhur buhur sıcaklık geliyor bana oradan. Elektrikli battaniye gibi, çıkar şunu. Yandım ya. Buradan böyle böyle bana şey geliyor ya şundan. Çıkaramam. Biraz üşütmüşüm, o yüzden böyleyim. Peluş bu, peluş. Gel bakalım Lady. Dur kızım. Dur. Aferin benim kızıma. Evet, çişimizi kakişimizi yaptık. Şimdi uyku vakti. Lady. Gel buraya. Aferin benim kızıma. Bak şimdi annene verecek, sana su verecek. Gel. Gel canım benim, gel. Gel bakayım. Bak sinirleniyorum Lady. Gel. Dikme kulaklarını bana. Gel. Gel güzel kızım. Aferin. Ay annesi sever onu. Şimdi. Ay. Leyda Hanım. Aman çok susamış çocuk. Şimdi yatağımızı ne yapıyoruz? Şuraya seriyoruz. Heh. Evet. Uyku vakti geldi. Gel bakayım yat yatağına. Bak yol yorgunusun, dinlenmen lazım. Yarın çok önemli biriyle tanıştıracağım seni Leydi'cim. Aferin benim kızıma. Şimdi anne gitsin, duşunu yapsın. Artık yarın sabah da Yalova'dan gelenleri yerine yerleştirir. Aferin benim kızıma. Kızım sen şimdi esahtan yani anana bu evi sattırmayacak mısın? Ben vallahi ben anlamadım. Benim bitti, beynim durdu benim ya. Benden mi konuşuyorsun Erman? Evet. Ha pardon, çok derin uykuda olduğum için anlayamamışım. Ermancığım, ne söylediysen, ne sorduysan yarın sabah bir daha sormanı rica edeceğim senden. Çünkü şu an uykuda olduğum için cevap veremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki yarın sabah sana diyeceğim ki cevap olarak. Evet, esahtan sattırmıyorum Erman. Ya kızım Allah'ını seversen bak yalvarıyorum, inat etme ya. İnat etme ya. Ya beni daha fazla sinirlendirme ne olur. Bak bir yerime bir şey olacak benim. Zaten inme ine ine beynim durdu ya. Ya sen benden ne istiyorsun Erman? Ben beyimden bir bıyıklarını böyle inceltmesini, daraltmasını. O da birer ikişer milim ha. Daraltmasını bile kabul ettiremiyorum ben beyime. Sen benden ne istiyorsun?
istiyorsun, farkında mısın? Kılımı bile kıpırdatmam. Ya kızım, benim bıyığım incelse ne olur ya? Her şeyi yaptım, döndüm dolaştım, bir kıla mı bağladın meseleyi? Allah'ını seversin ya. Bir kıla bağladım meseleyi Erman. Ben yeni eve taşındığımda yanımda yepyeni bir Erman olsun istiyorum. Ne demek istiyorsun sen ya? Yani sen şu anda benim sıfatımı beğenmiyorsun, onu mu demeye getirtiyorsun yani? Erman, benim söylemediğim lafları niye benim ağzıma koymaya çalışıyorsun sen? Ben öyle mi dedim? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ben sana diyorum ki, en azından bıyıklarının şeklini değiştir ve bana odunluğunu bırakabileceğini, bana saplantılarından kurtulabileceğini ispatla. Bunu diyorum. Başka ne diyorum? Ya tamam, ne yapacaksan yap. Allah'ın izniyle inceltiyor mu, daraltıyor mu, kısaltıyor mu, uzatıyor mu, bitsin bu eziyet ya. Ellerim mayasır oldu, hadi ya. Erman, çok teşekkür ederim. Eğer bunu kabul etmesen evi sattırmayacaktım gerçekten, onu da söyleyeyim. Evet. Ay, bir sürprizim var da. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Hazır mısın? Niye? Ay! Kızım, içinde cilet millet vardı, dikkat et. Erman, işte var tabisi. Gel bakayım. Hı? Bak, sözler bana, aynaya bakınmak yok. Ben hafifçe şuralardan daraltmamı yapacağım, ondan sonra bakacaksın, tamam mı? Yalnız dikkat et öyle, kaş alma gibi değil yani bu. Allah bilen misin, ağzın burnunu dökerim senin, ona göre. Ne yapıyorsun ya? Erman, tüpürmezsem kavga çıkar. Lütfen. Yalnız bir milim oynayıp da en ufak bir hassasiyette bulunursam, beni ibibiye çevirdiğin takdirde senin ağzını burnunu dökerim bu evde, ona göre. Erman, bu tatlı sözlerin için sana çok teşekkür koyuyorum. Ama sen böyle konuşursan dudakların kımırdanır. Ben de bıyıklarını doğru düzgün kesemem, lütfen. Kızım, eline hiç ustura aldın mı? Ne yapıyorsun sen ya? Ermancığım, elime daha önce ustura almadım. Evet, haklısın ama inançla ve istekle, şevkle her şeyin olabileceğini biliyorum. Lütfen, bana müsamaha et. Kırlandım, bir dakika, kırlandım. Dur, dur. Hiç yapmadığım şeyleri yaptırtıyorsun bana. Hadi kis, kis, kis. Erman, kafanı titretirsem ben... Tamam, duruyorum be, duruyorum, al. Lütfen, benden muvaffakiyet bekleyemezsin. Titretme. Kızım, elinde jilet var. Nasıl sakin olayım ya? Jilet mi? Usturha bu ya. İçinde ne var onun? Mum mu var? Konuşma, uzat. Kestin mi? Bitti mi? Kesiyorum, kestim Erman. Oy, 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 oy. Şekil bakayım, bakayım hadi. Erman, hayır. Ya bir dakika bakacağım ya. Ne bir dakika ya? Bana söz verdin. Ben keseceğim. Kesim bittikten sonra aynaya bakınacaksın. Tamam, bu niye sulu böyle? Silmedin mi sen bunun üstünü tükürdükten sonra? Erman, tükürdükten sonra sildim. Ama demek ki fazla şey olmuş. Yap. Tüpürük salgılıyor demek ki benim ağzım. Yap, sakin. Sakin. Hareketlerini... Ay Erman, sen korkunca ben de korkuyorum. Kızım, dikkat et diyorum. Bir şey demedim ben sana. Hadi yap. Aa, ustada biri var diye. Kendimmiş, kendim. Gözüm. Tamam, gözümü gördüm ben. Hadi. Yap. Hadi kes bitsin ya. Şöyle düzgün durayım, dur. Erman, lütfen bak, benim de elim ayağım titriyor şu an. Tra la la. Oh be. Ay. Vallahi şu ılıktı şu. Libidoma çok iyi geldi. Ay. Ay, bu kartonlar da buralarda. Neyse, yarın bunları halledeceğiz. Aa. Lady. Ay, gene gitti, saklandı bir yerlere bu. Kızım. Lady Hanım. Kızım, nereye gittin? Ay, görüyor musun, gene yok oldu. Ay, dolabın kapağını açıp dışarı kaçmış olamaz. Ah, kaçsa. Ay, merdivenlerden. Aman Allah'ım. Kuzu. Ay, kuzuya kaçtı bu. Leyda Hanım. Ya yeter sol taraftan oynadığın ya. Tamam, bak orayı bozacaksın. Git sağ tarafa geç. Ay, sen söylemesen ben sanki devam edecektim Erman. Geçiyorum. Dikkat et, sağ iyi kullanıyor musun? İşte Allah belanı vermesin ya, bu köpeğe bu evde ne işi var? Allah'ını seversin ya. Kov şunu, kov.
Nerede girdi bu köpek ya? Üzerimde postane forması da yok. Nerede girdi bu ya? Lan, lan! Gittin! Kaldır onu, götür buradan. Gittin! Gittin! Leydi! Ay Leyda Hanım! Ay kızım, nerelere gittin sen ya? Ay yok. Ay. Leydi. Leyda Hanım. Leydi. Leydi mi? Leyda Hanım. Leyda Hanım mı? Ay neredesin kız sen Leyda? Ah seni yaramaz. Buralara mı çıktın sen? Gel bakayım buraya. Ah, pardon abiciğim. Gel bakayım. Doğru odana. Doğru odana yürü. Terbiyesiz. Anneciğim. Canım. Siz bu şahsiyetle nereden tanışıyorsunuz ki kendisiyle yüz göz hareketleriniz oluyor? Kendisiyle adıyla hitap edebiliyorsunuz, o sizi dinleyebiliyor. Abiciğim, Lady benim köpeğim ya çocuğum. Geçen sene kocam bana hediye etmişti ya. Ay ben sana hiç bahsetmemiş miydim Lady'den? Ay hayır, hiç bahsetmemiştiniz. Ha, neyse. Ben evi terk ederken Lady'nin velayeti konusunda kocamla aramda yani bir anlaşmazlık oldu. Neyse Allah'tan insafa geldi de prensesimi geri gönderdi kızım bana. Anneciğim. Gerçekten Lady ne kadar tatlı, ne kadar sempati, insanın bağrına basması gelesi bir köpek. Yuvamıza o da hoş geldi. Hoş bulduk. Yalnız benim doğal yaşam süremin Lady'ninkinden uzun olabilmesi için bu elimdeki krizi ivedilikle çözmem gerekiyor. Neymiş o elindeki kriz kızımcığım? Aa, usturadaki o kıllar ne kılı? Kıl değil, bıyık. Bıyık mı? Kimin bıyığı abiye? Kız, köpek gitti mi köpek? Ay! Ay! Allah! Ya kadın, sen nerede çıktın ya? Gitti, gitti. Çıkabilirsin. Yercan, oğlum sen karşımda böyle hiç kıpırdamadan mal gibi durunca ağzını burnunu fena dağıttım ha. Yani tabii insan insana yapmamalı böyle bir şey ama çok fena keyif alıyorum. Bak hala çok... Ya bir sus oğlum ya, bir sus oğlum ya. Sözleşmeyi okuyorum. Lan ben bu maddeyi daha önce niye okumadım ki? Ne oldu ki, yine ne sokmuşlar bize? Öyle değil oğlum. Bu tam bizim lehimize olan bir madde. Lehimize derken? Normalde bizim dükkan gece saat 2'ye kadar evlere paket servis sipariş hizmeti verecek ya. Yuh! O saate kadar çalıştıracak mı bizi utanmazlar? Ulan bunun neresi lehimize lan? Öyle diyorsun ama Süpo'cum. Şimdi dükkanla geç saate kadar çalışacak olan dükkan müdürlerine alışveriş merkezine yakın bir yerde bir daire kiralamışlar lojman babında. Vallahi mı? Bize lojman mı veriyorlar? Sana vermiyorlar lan, bana veriyorlar. Müdür olan benim, sen müdür yardımcısısın. Olsun abicim. Ben de müdürün ev arkadaşı oluyorum. O da doğru. Ama işin asıl iç gıcıklayıcı ve kılları ürperten tarafını daha duymadın. Bizim gıcıklar prensesi Burcu Hanım dükkanın diğer müdürü olma kontenjanından hop gitmiş yerleşmiş lojmana. Ulan dükkandan sonra lojmanı da kaptırdık kıza ya. Kaptırmadık Süpo'cum, kaptırmadık. Bu sefer kolundan bacağından çok fena kıstırdık. Nasıl yani? Şöyle ki, o lojmanda oturmaya benim de hakkım var kardeşim. Yine nasıl yani? Yine şöyle ki, o lojmanın diğer yarısı benim hakkım oluyor ya Süpo'cum. Sözleşmeyi imzalatırken diğer müdürün erkek olabileceği ihtimalini hesaba katmamış enayiler. O yüzden eşyalarımızı toparlar toparlamaz hemen gidiyoruz Süpo'cum. Efsane geri dönüyor. Nereye gidiyoruz ya? Burcu Hanım'ın özeline bulaşmaya gidiyoruz Süpo'cum. Burcu Hanım'ın özeline çok pis bulaşmaya gidiyoruz hem de. Ama önce kafana vurmam gerekiyor. Gel. Ya bırak. Her şeyi söyleyeyim. Gel oynayalım. Bırak bu işleri. Aa yenildim. Hadi kalk gidiyoruz. 10 saniye ya. 10 saniyede tırışkan. Hadi kalk 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 gidiyoruz. Anan, kardeşin, dayın, dayının sözcüsü. Yani ben hak ettim, bıktım bu. Bir de rahmetli dedenin ruhu gelse de kadro tamamlansa. Erman o nasıl laf öyle, tövbe de. Tövbe?
Alay geçeceksen deme. Ay sen lafı falan bir tarafa bırak da ayo ne oldu sana böyle kuzucuğum? Nedir bu halin? Kim koydu seni bu hale? Onu söyle bana. Ne varmış benim halimde ya? Ay senin bu yerine... üstündeki pijamayı diyor annem. Ay o üstündeki pijama ya Erman. O annemin komiğine gitti demek ki ondan gülmesi çıktı. Değil mi anneciğim? Hakikaten öyle ya. Başka bir şey yok gülmeme bir neden olan da kostümü biraz garip. Kostüm değil kadın pijama bu pijama. Kızım bunu çamaşır suyuna yatırmış o yüzden rengi attı yani. Aslında maviydi pembeye döndü. Çok istiyorsa sana da gulyabani kostümü diktirttireyim. Sen de takılırsın ondan. Ay yok yok ben almayayım kalsın. Ay hiç güleceğim yoktu vallahi. Gece vakti ayol neydi bu bu kadın benim yüzüme bakıp bakıp niye gülüyor ya? Yo yüzüne bakıp bakıp gülmüyor. Yüzüne bakıp bakıp gülüyor. Bak benim buram da gülüyor. Bu yüzüne bakıp gülmek mi demek Erman? Öyle bir şey yok. Gülmüyor. Ay. Berin Hanım komik bir şey mi var? Yok 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 yok. E daha ne? Allah Allah. Kadına bak elektrik süpürgesi yutmuş ya. Ay dayanamayacağım abiye bakarım. Ya ne gülüyorsun? Soytarım var karşında gece gece ya. Bak ya şeytan mı gıdıklıyor bunu? Ne yapıyor ben anlamadım ya. Hadi çekil çekil müsaade et. Erman nereye müsaade et? Nereye müsaade et? Aynaya bakacağım. Müsaade et de geçeyim. Neye bakacaksın aynaya Erman? Ne gerek var? Neye bakacaksın? Söyle bana. Ben sana söyleyeyim. Bakacağım. Ucundan mı aldın, yakından mı aldın, kenarından mı aldın, incettin mi? Onları kontrol edeceğim. Çekil. Uçlarından mı dedin? Ucundan desen daha doğru olur. Tek bir ucu kalmış çünkü. Ay anneciğim sen hadi artık odana kaçınılabilirsin. Hoşça kal anneciğim. Anneciğim yarın sabah ona kadar benden haber alamazsınız. Polisi arayın. Arayın. Bak ya zevke bak kadındaki. Kocasızlık başına vurdu vallahi. Gerçekten öyle oldu Erman. Çekil de müsaade et. Kızım bir çekil bak vallahi ümüğünü sıkar öldürürüm seni. Bir dur bir dakika ya. yani bu değil. Yani biraz şey yapmak lazım. Şu kenarına hani şey getirtmişsin ya. Sen Allah senin billahı bilmişsin. Yani sen şimdi burada ucunu nasıl aldığını merak konusu. Akşama kadar hav. Başka bir numarası yok ya. Bir tek köpeğimiz eksikti. O da oldu sonunda. Allah'ım göstermediğim başka bir eziyet kaldı mı şükür Rabbim kuluna? Kurban olduğum ya Rabbi ya. Özellikle abiyenin anasına ve itine görünmeden bir an önce çıkmam lazım bu evi. O senelerin kafası geliyor insan havası. Abi! Abi! Ya kurban olayım şu köpeği alırsanıza ya. Korkuyorum ya. Erman ne oluyor? Ne olacak kızım? Ananın köpeği bana saldırıyor. Bak giriyor içeriye ya. Aa saldırıyor mu dedin? Lady mi saldırıyor? Aa. Ay otur Lady'cim otur otur. Ayol bu kimseye saldırmaz. İnsan sevgisiyle dolu bir çocuktur bu. Bana bak kuzu. Kim bilir ne yaptın da sen Lady'mi odunluğunla korkuttun. Ne yaptı bu kuzu sana? Odunluğuyla korkuttu mu seni Lady? Ya ne korkutacağım ya? Ben işe gitmek için kapıyı açtım. Bana saldırmak için apartta bekliyordu kapının önünde. Ayol o saldırmak için beklemiyor seni. İçeri girmek için bekliyordu. Çocukcağız. Çocukcağız mı? Annem sabahları Lady'yi kapının önüne koyuyor. Lady gidiyor çişini kakasını yapıyor. Ondan sonra gel geliyor. Çok akıllı bıdıktır bu Lady. Biliyor musun? Allah Allah. Madem öyle kapının ziline basmayı da öğretseydiniz de... ...onca saat kapıda kalmazdı. Ya gözünü seveyim Allah'ını seveyim. Şununla bu kadar ilişkiye girme kadın ya. Bak evdeki nüsübiti geziyorsun ya. Gizdirmeyin şunu evde. Ayol sen yoksa bu köpekten korkuyor musun kuzu? Ben köpekten korkacağım. Ben korkmam köpekten. Çekiniyorum.
Yok Erman, senin bilinçaltına gerçekten yerleşmiş bir köpek korkusu var. Kızım ne alakası var ya? Ben köpekten mupekten korkmam. Yani bir kendimde korkuyorum. Bu köpeklerin postane üniformalarına karşı bir antipatileri var. Ben anlamadım yani. Ne zaman nerede bu üniformaları görseler hemen saldırıyorlar yani. Onların artık bilinçaltılarına yer etmişim ben. Yani benim gibiler. Ben anlamıyorum yani. Bize olan bu garezleri nereden geliyor? Kötü de davranmıyorum. Yoksa yani şu köpeklerin ya minnacık şey değil mi yani, onun kaşının ortasına yumruğu böyle tam şurasına denk getirip bir tane vurursam kendine gelemez ya. Şeklini unutur ya, cinsini unutur, öyle vururum yani. Ama işte hayvan sevgisi falan filan o tür şeyler var ya, o yüzden şey yapamıyorum yani, elimde kalkmıyor açıkçası. Sakin ol Leydi'cim, sakin ol. Bu kuzu abi yabancı değil çocuğum, bu evde bizimle birlikte yaşayacak. Biz şimdi aşağı kata gidelim, ben sana mamalar yedireyim. Aman benim akıllı kızım benim. Ya şu köpeğe ikide bir kızım mızım deyip durma ya. Evde yaşayan kızlar var, onlara ayıp oluyor. Niye öyle diyorsun Erman? Evde başka insanlar da var ama sana da insan muamelesi yapılıyor. O ayıp olmuyor ama. Sen ne biçim konuşuyorsun kocanla ananın yanında? Ne biçim konuşuyorsun kız? Niye ne biçim konuşuyorum ya? O benim annem, istediğim gibi konuşurum. Ay bana bak abiye, biz bir şey unutmadık mı kızım? Ne unutmadık mı anneciğim? Ay bu kuzunun bu yığını unutmadık mı? Bıyığına gülmeyi. Yazık, bu ondan korkuyor. Gitti. Şükürler olsun abiciğim. Ay benim güzel iki tane kızım var. Allah bana bağışlasın onları inşallah. Yok yok. Bu platonik kıpıcı kesin elimde kalacak. Herif beni obez sanıyor galiba. Sabahın köründe ekmek getirip bir de üstüne zili çalıyor ekmeği kendisi takdim etmek için. Günaydın Burcu Hanım. Geç çocuğum, geç 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 çabuk. Kapıyı kapatmayın, kapı açık kalsın. Çünkü alacağımız birkaç kolimiz daha var. Hemen geliyoruz. Bak Gökhan. Eğer bıyıklarım hakkında en ufak bir soru veya görüş bildirmeye kalkarsan... ya da o bıyığın altından en ufak bir tebessüm veya gülmeye kalkarsan... hakikaten arabada baş başa senin ağzını burnunu dökerim. Böyle bir densizlik yapma. Rica ederim, asla aklımın ucundan bile geçmedi Erman abi. Yani böyle senin burada hani tek bir bıyığın olması. Aferin. Olabilir yani. Gülüyorsun, gülüyorsun. Yok ben aklıma başka bir şey geldi de ona yani bir şey fıkra geldi. Ne ben başka ben. Bir şey düşün, ne ben başka Merhaba Seval'cim. Merhaba, buyurun. Gelsenize, geçin, kapıda kalmayın. Buyurun. Şimdi başa alıp tekrar yapacağız ama bu sefer daha yüksek sesle. Çıkın dışarı, çıkın. Nasıl yüksek sesle daha yani? Daha yüksek sesle. Bak şimdi, bana bak. Bana bak. Daha yüksek sesle. Hoş geldiniz. Merhaba Seval'cim. Merhaba. Ay aman da aman, aman da aman, benim misafirlerim gelmiş. Ay ne iyi etmişler de gelmişler. Ay hoş gelmiş benim misafirlerim. Hoş geldiniz. Geçin, 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 geçin. Geçin. Bilgisayarcığımıza bilgilerimizi emdirdik. Özgüvenimiz tavanda. Anneciğim, anneciğim. Güzel, güzel. Güzel.
Ben düşerken beni merak etmediniz değil mi anneciğim? Yok canım, hayır. Oldu. Buyurun. Buyurun. Ben acaba diyorum abi, koltuğun üstüne koysam. Anneciğim koyalım, zaten burası çok sert. Çok sert. Bunları atınalım. Şimdi. Siz onu. Bunu oturuyorum üstüne, öyle mi? Evet anneciğim, kendinizi koyveriyorsunuz. Yavaşça koyveriyorum. Sığırcık dolu. Ha! Bu muydu abi? Anneciğim, boş vermek yok. Yetinmiyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Pes etmiyoruz. Biz bu topun üzerinde durmayı başaracağız. Yapacağız bunu anneciğim. Yapacağız abiye. Hırs ettim vallahi. Daha sağlıklı olmak için kızım, karar verdim, en az yarım kilo vereceğim abiye. Vereceksin anneciğim. Öbür verenlerden neyimiz eksik? Neyin eksik? O zaman gel abiyem, senle birbirimize söz verelim. Ver elini. Hangi konuda anneciğim? Bundan sonra asla hamura el sürmüyoruz. Hamura el sürmüyoruz. Topu alayım. Ay gidiyorum. Topu alayım. Getir. Getir. Hayır. 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 Hayır, bu yerde. 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 Anneciğim, beni gördünüz mü? Gördüm. Ay gidiyorum. İki kalori gitti. Evet. İki kalori gitti. Bravo. Benim anneciğim var. Benim anneciğim. Üç kalori sende gitti. Hadi. Gidelim. Hadi abi, abiye devam et. Anneciğim, dört kalori için. Dört kalori için. Anneciğim. Güzel. Güzel abiye. Tamam, biraz dinlenelim. Biraz dinlenelim. Oh. Oram buram çok ağrıdı anneciğim. Oram buram çok ağrıdı her yerlerim. Kızım sonunda iyi olacak. Bak belki de 250 gram gitti mi ne, öyle bir şeyler hissediyorum galiba. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Tekrar merhaba Burcu Hanım. Aa, kusura bakmayın, ayakkabılarla girdim ama siz bir ara temizlersiniz. Gel Şupo. Çabuk çabuk çabuk. Koy bakayım şuraya kolileri. Koy. Bayağı yorulduk ya. Hadi Şupo'cum gidelim, aşağıda kalan birkaç koli daha var. Onları da alalım el birliğiyle. Alalım değil mi? Alalım. Lan şurada bir operasyon çevirmeye çalışıyoruz. Bozmasana. Bir dakika, bir dakika. Durun bir dakika ya. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz siz? Hiç durmayalım Burcu'cum. Çünkü eşya kamyoneti tam kapının önünde yolu tıkıyor. Birkaç parça eşya kaldı zaten. Onları da yukarıya atalım. Sonra sen bize bir çay koyarsın. Yanına iki yumurta kırarsın. Ne bileyim, söğüş, domates, biber falan. Kafana göre takıl işte. Sonra kahvaltı sofrasında oturur konuşuruz ne konuşmak istiyorsan. Hadi Süpo'cum, çok işimiz var. Ya siz manyak mısınız? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz böyle? Yeni evimize, yani yeni lojmanımıza yerleşmeye çalışıyoruz Burcu'cum. Saçmalamayın. Hemen alın eşyalarınızı, çıkın. Burası benim lojmanım. Sözleşme öyle demiyor ama Burcu'cum. Sözleşme öyle demiyor. Hadi Şipo'cum, hemen sizin eve gitmemiz ve senin eşyalarını almamız gerekiyor. Çok işimiz çok var. Çok işimiz bugün. Var. Çok, çok. Ha bu arada, karışma. Bende. Gerçekten. Onda. Gerçekten. Laf bitti lan, laf. Hala aa, pardon, pardon abi ya. Ben şimdi ilk görünce şeyi unuttum, pardon abi. Lan ne yapıyorduk oğlum? Allah Allah. Doğru söylüyorsun, haklısın. Affedersin abi. Sana şunları vermeyi unuttum. Bak abi, bu ben size bakayım, bizim bankadan çok özel faiz oranları aldım. Bu birinci sayfada da geri ödeme planları var. Kira öder gibi, hatta aidat öder gibi ev sahibi olacaksınız. Anlıyorum. Yalnız o rüyadan vazgeç. Çünkü bizimkileri evi satmaktan vazgeçti Gökhan. Üstüne gitme ya. Ne? Nasıl yani Erman abi ya? Ya inanır mısın? Onca rağmen uğraştım. Fakat başaramadım yani. Hem o kaşık düşmanıyla anası evi satmaktan vazgeçti. Hem de ben bıyıklarımın yarısından oldum yani. Ya, tüh ya. O kadar da heveslenmiştik abi ya. Yani heveslenmiştiniz abi. Hani evi satıp çok uzaklara gidip oralara taşınacaktınız ya. Yani ne yapacaksın ki Gökhan'cığım? Demek ki yani bu tür şeylerde ikna meselesi, ikna kabiliyeti. Bende de o yok yani. Ben biraz düz adam olduğum için hani çok ikna ediyorum. Kısmet değil, kısmet değil. Abi ne demek kısmet değil ya? Ne demek kısmet değil abi ya? Ne kadar da güzel korkutmuştuk Abiye Hanım'ın anasını.
Yani o küçük kız korkutmuştu Abi Hanım'ın annesi Behrin Hanım'ı. Dizgin'in kız kardeşi. Evet. Yani onlar gelmeyeydi belki inandırıcı bir yanı vardı yani. Çünkü anasıyla abiye de gerçekten korkmuş dedi. Ben de korktum ayrıyeten gördüğümde. İlk gün kendime gelemedim yani ama onlar gelince de zaten her şeyi aldı gitti başına falan filan yani. Abi madem Abi Hanım da Behrin Hanım da hortlaklardan bu kadar korkuyor. Biz seninle böyle el ele verip belki... Şşt, ne yapıyorsun lan el ele verip de elinde ayağını indir kendine dikkat et beni delirtme lan burada. Şşt, ne diyorsun yani biz bunalımdayım falan derken yani sen beni yanlış anladın. Moçici miyim ben ya el ele mi dedi. Abi niye moçici olasın yani ben o anlamda yani dayanışma anlamda biz birlikte hareket edersek... Belki bir kez daha Abi Hanım'la Behrin Hanım'ı korkutabiliriz. Ne dersin? Olabilir yani. Ne gibi yani? Ne yaparak ne demek istiyorsun? Ne diyorsun lan sen? Abi benim süper bir planım var. Plan? Yalnız planda öyle el ele melele falan filan böyle şeylere gelemem ben. Yani temas yok. Yok temas yok abi. Tamam. Ne dedin? Ne gibi? Mevzu ne? Ay çok sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Koyalım. Filenin sultanları. Tut. Anneciğim. Aman çocuğum. Voleybol. Olsun. Kol, kol. Abacım düşünce kol. Anneciğim. Canım. Şimdilik sana servis koyuyorum. Koy kızım. Ay. Filenin dışında, filenin dışında. Al. Ay. Ay file, file. Fileyi devirdim. Ay, ay. Anneciğim sıra bende. Fileyi devirdim. Dur, pas. Biliyorum. Al canım. Pas atıyorum. At. Ay. Ay. Olsun abi. Anneciğim. Canım. Yola. Smart. Yola. Anneciğim dikkat edin kendinize. Şimdi... Filenin üzerinden smaç vuracağım. Vur. Renkli filenin sultanlarından abiye kutu. Saylanmaz, saylanmaz. Vuramadım anne. Vur. Anneciğim, kendimize çok dikkat edin. Ağlama abiciğim, ağlama kızım. Bir yere gitmiyor porselenler orada. Gittiler, kırıldılar anneciğim. Ay gitmezler. Bak getireyim de gör. Anneciğim elleme onları, elleme daha fazla kırılmasın. Dur kızım dur. Bak, bak gördün mü abiciğim? Bak aynen sağlam. Ayol. Ben bunu o kadar Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmıştım. Ağlama abiye. Sağlık olsun çocuğum. Ağlama. Olan Japon'u olsun yani. Minak kızım benim. Ağlama şimdi seninle smarç oynayacağız yine. Misafirliğe hoş geldiniz kızlar. Nasılsınız bakalım görüşmeyeli? İyi Sevacığım, sen nasılsın? İyiyim hayatım, ay çok iyiyim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Ay, ne iyi ettiniz de geldiniz yahu. Sevacığım, Sevacığım sen gerçekten iyi misin? İyiyim hayatım, süperim. Çok süperim, hatta bugün... Çok süper bir gün geçireceğiz. Bir sürü hamur işleri yaptım. Poğaçalar, kekler, börekler. Hatta pizza bile söyledim. Hem de 3 kutu. Hah. Pizzalar da geldi. Geçen gün Seval'in kafasına tavan düşmüştü ya. Hala onun etkisi sürüyor galiba. Çok teşekkürler pizzacı bey. Çok sağ olun. Bize çok güzel pizzalar getirdiniz. Teşekkürler. Çok teşekkürler.
Abiye. Abiye. Ama kızım artık kalk ağlama Allah aşkına. Bir şey olmamış ki evladım. Daha önceden kırılan fincan bir daha kırılmış. Bak diğerleri sapasağlam oturuyorlar orada. Anneciğim eğer o fincanlardan bir tanesinin kılına bir zarar geleydi kendimi gerçekten hiç affetmezdim. Ay kocaman kadın oldun ayıp abiye. Bir fincan için bu kadar ağlanmaz kızım ayıp. Rica ediyorum benim çeyizlik fincanlarım hakkında bir fincan gibi asal sayıya indirgeyici sıfat tümgeçleri kullanmamanı rica ediyorum anneciğim. Nasıl ki Lady senin canın, bu fincanlar da benim canım. Doğru söylüyorsun abiye. Hatta lafı bile var kızım. Cana geleceğine Erman'a gelsin. Çok doğru söylüyorsun anneciğim. Ya Sevacığım bu kadar çok şeye ne gerek vardı? 3-4 kişiyiz sonuçta. Olsun. Birazdan 2 tane çok güzel misafirimiz gelecek. Onlar bu masayla beraber bunların hepsini yerler. Bir dakika. Altınlarımızı vermeyi unuttum. Altınlarımızı mı? Evet, altınlarımızı. Abiye kuzuyla anası geldiği zaman bu altınları bana geri vereceksiniz. Yani sanki bu bir altın günüymüş gibi. Anlaştık mı? Bu sabah ne kadar faydalı ve randımanlı bir spor yaptık değil mi anneciğim? Yani su içinde nereden bakarsan bak abiyeciğim 1000-1500 kalori falan yakmışızdır. Ne 1500 kalorisi? 3000-4000 kalori eder. O koskoca sağlık topuyla smarç sadece o 750 kaloridir anneciğim. Çok haklısın abiye. Ay, anneciğim biraz karnımızın iştahı açıldı. Kendimize en minnak boydan bir pizza söyleyip onu da yarımşar yarımşar bölüşsek %60-%40 gibi yani. Hayır abiye. Birbirimize az önce ne söz verdik unuttun mu? Bundan sonra Erman odununa gün yüzü göstermeyeceğiz. Ay o değil abiyeciğim, ondan bir önceki sözü hatırla diyorum evladım sana. Kenan doğru olabilir mi? Abiciğim, ondan da önce bir şey sözü verdik ya. Hani 6 ay kadar ağzımıza hamur sürmeyeceğiz. Bedenimize, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Rejim yapacağız, kilo vereceğiz dedik mi demedik mi abiye? Dedik anneciğim. Ama ton balıklı ve enginarlı pizza içindeki fosfor ve potasyumu da gözümüzle... Hayır! Pizzayı unut. Pizza yok. Yok. Getir Derya'cığım. Gel yanıma. Ha, aç şunun kapağını. Üfle, üfle o tarafa doğru. Üfle. Üfle. Ama bu... Ama bu koku bana hiç yabancı gelmiyor. Bu onun kokusu. Evet. Pizza! Banu! Banucuğum sen de aç sesini müziğin sonuna kadar. Aç, aç şuradan. Aç, sonuna kadar aç. Üfle, üfle. Abiye nereden geliyor bu müzik? Sevallerin evinden galiba anneciğim. Pizza kokuları da onların evinden geliyor olmalı yanlış yanılsamıyorsam. Aa, ne var ki abiye Sevallerin evinde şu anda? Bilmiyorum anneciğim. Seval misafirlik günü falan düzenliyor galiba yine. E niye bize haber vermemiş? Ayıp etmiş. Bence de. E kalk o zaman şöyle oynaya oynaya bakınalım o güne biz de. Bakınalım anneciğim. Geliyorlar, geliyorlar. Uzunlar odaya takıldılar. Girecek.
Çok eğleniyoruz. Oynayın. Abiş, gün düzenlemişler de bize haber vermemişler. Anneciğim, Seval gerizekalı ve şapşaldı kız olduğu için unutmuştur. Onun bir art niyet emdirdiğine ihtimal vermiyor. Seval! Ay, Abiye Hanımcığım, hoş geldiniz. Ay, ay ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. Geçinsenize içeri. Ay, Allah geçinize artık. Ay, gelin, ay çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz. Gelin. Gel abiye. Ay benim kızcığım. Ay. Ay bir daha. Ay. Ama Ertuğrul Bey siz de beni anlamaya çalışın lütfen. Yani ben bu adamlarla nasıl aynı evde yaşarım? Ama... Ya... Peki efendim. Tamam efendim. Öyle yapacağım. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim sizi. Ne oldu Burcucuğum? Ne oldu Burcucuğum? En genel müdürünüz Ertuğrul Bey de mi? Sözleşmeye bakalım göbek atalım diyor yoksa? Bu kadar maskaralık yeter beyler. Lütfen hemen gerisin geriye çıkarın bütün eşyalarınızı. Sözleşme ne derse desin. Önce ben geldim ben taşındım buraya. Bravo. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın Burcucuğum ama aynı sözleşmenin hiçbir yerinde lojmanı önce gelen kapar diye bir madde görmedim ben. Acaba benim gözlerimde mi bir bozukluk var? Şaşımayayım ben Burcucuğum. Ya Yarcan, siz kafayı mı yediniz? Ben bir bayanım. Siz de iki kazma erkeksiniz. Aynı evde nasıl birlikte yaşayalım? Evet Burcucuğum. Belki kazmayız ama her şeyden önce insanız. Burada gayet kardeş kardeş, brothers and sisters şeklinde müthiş bir şekilde yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu salon mesela bizim yatak odamız olur. İçeride senin odan var zaten. Bir tek biz evin içerisinde donla falan dolaşıyoruz. Başka türlü oturamıyoruz. Sıcak basıyor biliyor musun? Ama o kadar da olur canım. Ev arkadaşıyız sonuçta. Sen de evin içinde donla dolaşabilirsin mesela. Yani biz buna bir şey demeyiz. Sonuçta özgür bir dünyada yaşıyoruz. It's a free will baby. Free world lan o mal. Hepimiz Tarzan gibi donla dolaşsak bile bir sabaha kadar bilgisayar oyunu oynadığımız için pek karşılaşmayız. Yani sen uyurken biz ayakta olacağız ama hiç merak etme hayatta gelip seni taciz etmeyiz. Benim gibi koyu fırlama bir adamın, senin gibi süper taşsal ve Ümit Milli Barbisel bir hatunla ne işi olabilir ki canım? Tabii canım. Gerçekten şüphe. Ben lafı tam 90'a takmışken sen bayrağı kaldırıp offside mi veriyorsun? Gerçekten. Çek yap değil mi bu? Hayır. Olsun bir şekilde yatılıyor yani. Olur mu? Yakışır. Olma mı? Süper olur. Yorgunluk çöktü ya. Gel abiciğim. Ya da Gökhan'cığım ben seni anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Beni böyle kınımın işleriyle uğraştırma. Bak ben postaneye geç kalıyorum. Sonra müştahın yürüsüyle uğraştırmak zorunda bıraktıracaksın beni. Yok abi olur mu öyle şey? Niye öyle? Ya, abi ya, hiçbir yere gitme gel. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Okut. Sen bunu görüyor mu? Senin o ayağından daha büyük benim kulum. Kendine dikkat et. Bak görüyorsun değil mi? Yani hem müşteri böyle nimetimiz yiyorlar hem de müşterileriyle alay ediyorlar. Ben gidiyorum ya. Ben ya, niye buraya gittim? Abi lütfen lütfen. Olur mu öyle şey lütfen? Ya, zaten çok kısa bir işimiz var. Bir el kamerası alıp hemen çıkacağız buradan. Gidemezsin hiçbir yere yani. Kamera derken yani neremize kamera yani? Ne gibi kamera? Ne demek? Abi, Abi Hanım'la onun anasının yani annesini evi satmaya ikna etme planımız için kullanacağız bunları. Anladın mı? Aa, kusura kalma Gökhan'cığım. Erman ben bankadaki arkadaşın değilim ben senin. Sen beni daha tanımıyorsan tanı.
Ben muhafazakar bir aileden geliyorum Gökhan. Bu tür şeyler bana ters. Ben gizli kayıtmış, gizli kameraymış, şantajmış, kara para aklamaymış falan. Bu iştir benim kitabımda yazmaz. Beynime girmez bunlar benim. Aa, yok. Ben gidiyorum. Erman abi bak, ya hayır saçmalama. Benim de öyle oyunlarla işim olmaz ya. Öyle bir şey için kullanmayacağız tabii siki. Ya niye kullanıyorsun o zaman? Şimdi aslında ben sana bunu sonra anlatayım tamam mı? Şimdi önce bir kameramızı alalım biz. Sonra sana hepsini yavaş yavaş detaylı olarak anlatacak. Gökhan'cığım kusura kalma. Ben böyle apar topar evden çıktığım için üzerime para almadım yani. Kamera parasını da sen verirsin ben sana veririm. Erman abi aramızda paranın lafı mı var? Rica ederim. Rica ederim. Buyurun. Hakikaten seviyorum seni. Vallahi seviyorum seni. Evet. Şuradan o inşaat vidaları var ya 12'lik. Onlardan ne alalım? Bizim duvar iş yapmıyor böyle. Dibe getirmiş. Kamerayı alalım onu da alırız zaten. 12'lik olsun ama. Aman Sevalcığım kaçın şöyle bakayım kenara. Abici gel. Ay Abiye Hanımcığım ya ne iyi ettiniz de geldiniz. Yani siz olmasaydınız bu göbecikler bu kalçalardan geçmeyecekti vallahi. Vallahi Sevalcığım anneciğim de ben de o kadar bozulduk ki sana. Bugün buraya gelmeyi hiç düşünmüyorduk aslında. Yani kapımıza kadar gelip yalvarıp yakarsan da Sevalcığım gelmeyecektik. O derece bozuktuk yani. Ama sonrasında dedik ki ay yazık kızcağıza. Şimdi seviyesiz ve sıkıcı sohbetiyle misafirlerini ruhsal bunaltılara sokacak kendini rezil rüsva edecek dedi. Gidelim de dedik. Hoş sohbetimiz ve pozitif enerjimizle destek olalım dedik. Büyüklük gösterelim dedi. Yani onun için geldik Sevalcığım. Ay, ay. Bu arada Gökhan'cığım nerede? Gökhan işte Berin Hanımcığım. Ah, olsun, olsun. Ya bir Gökhan'cığım da işe gitmiş. Daha fazla oyalanmayalım. İki göbek daha atalım. Şuradan kırıp gidelim artık. Hadi kızım. Peki anneciğim. Sevalcığım, biz buraya gelmeden önce anneciğimle sabahleyin aynabik yaptığımız için kol, bacak ve göbek kaslarımız biraz yorgun düştü. O yüzden çok fazla kalınamayacağız. Bu son şarkımız olsun bizim. Hatta çalan şarkı bizim olsun. Ondan sonra kalkınacağız. Nereye kalkınıyorsunuz Abiye Hanımcığım? Vallahi bırakmam. Ay vallahi ben çok yoruldum. Şöyle kendimi hatırlayacağım. Ben de yoruldum anneciğim. Ben de yoruldum. Ben de şuraya azıcık uzanayım. Vallahi ben de en son büyük halamın küçük kızının gına gecesinde göbek atmıştım. O zamandan bu yana da kayda değen bir göbek atımım olmadı. Bayağı bir göbek eksiğim var yani. Kına gecesi demek istediniz herhalde Abiye Hanımcığım. Yok, gına gecesi demek istedim. Ama o lafın doğrusu... Hayatım, o tip gecelerde gelin ve kadın akrabalarına sabaha kadar göbek atmaktan gına gelmiyor mu? Bilmem geliyordur herhalde. O yüzden de gına gecesi diyorlardır herhalde. Anladım. O zaman hadi ne oturuyoruz? Sofraya geçelim. Buyurun kalkın kalkın. Buyurun buyurun buyurun. Gel bir dakika. Bir dakika bizi bekleyin başlamayın hemen. Bir dakika. Sayın Lisa olur mu? Ay abiye çekseni ben. Anneciğim bağırma. Abiye hanımcığım ben yardım edeyim. Bir dakika. Anneciğim yardım edeyim abi Berin hanımcığım. Ay, hemen buyurun. Öyle herkes yemeğe oturup başlamasın. Hayır hayır. Bizi bekleyin. Kimse oturmasın kimse. Anneciğim anneciğim. Evet. Aman bir dakika, abiye, ben bir dakika. Anne, siz annem orada. Tamam. Anneciğim, bir dakika, bir dakika. Anneciğim, haydi. İttirdim. Annem gitti, ben kaldım. Annem gitti, ben kaldım. Başlamayın. Annem gitti, ben kaldım. Annem gitti, ben kaldım. Abiye Hanım, gel kızım, gel. Yardım etsene mavili. Anneciğim, anneciğim. Kalkın, kalkın, kalkın. Pardon, Berin amca, çok affedersiniz. Buyurun. Tamam kızlar tamam geçin. Benim telliğimin teki nerede? Benim telliğimin teki nerede? Ay yanlışlıkla benim ayağıma girmiş abi. Anneciğim. Canım. Sen ayağına girsin. Ay. Sen ayağına girsin. De benim telliğimin teki nerede? Gel burada. Burada. Gel. Buyurun. Abiye Hanımcığım. Berin Hanımcığım. Buyurun. Oturun. Buyurun. Anneciğim. Benim gördüğüm hamur şölenini
sen de görüyor musun? Yoksa ben aşırı göbek atmaktan göbek fesadı geçirdim de Serap izgümü görüyorum. Hayır abiye, hayır, hayal değil bunlar kızım, hepsi gerçek. Abiye hanımcığım, evet. Beyran hanımcığım, neden öyle dikildiniz? Hadi geçinsenize, buyursanıza sofraya. Hadi, hadi buyurun. Anneciğim, buyurun geçin. Canım. Anneciğim. Biz diyete başlamak için gerçekten çok yanlış bir gün seçmişiz. Galiba öyle yaptık kızım. Ay, fotoğraf çekinebilir misiniz? Tabii ki. Derya'cığım, yok mu cep telefonunun fotoğraf makinesi? Hemen, hemen çekelim Berin Hanım'la Abiye Hanımcığım'ı. Anne, anne, kısır gösterdi. Kısır, kısır da çıksın. Ya siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Bu kadar komiklik yeter. Hemen terk edin evimi yoksa polis çağırırım. Ya kapı gibi sözleşme var elimizde. Karışmasınlar. Bizde. Aferin lan Sipo. Kaptın olayı. Ya ben sizinle aynı evde yaşamak istemiyorum ya. Seni zorla tutan yok ki güzelim. Kapı açık, arkana dön ve çık o zaman. Ben hiçbir yere gidemem ya. Daha yeni boşalttım önceki evimi de taşındım buraya. Bir daha başka bir yere taşınmam imkansız. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Biz yeni yuvamıza o kadar ısındık ki, değil mi Süpocuğum? Biz uzun bir zamandır kendimize böyle bir daire arıyorduk. Ama aynen böyle. Sehpası böyle olan. Bak Amerikan mutfak. Evet. Hatırlıyor musun? Böyle evet. Arıyorduk. Ve işte böyle bir tane pespaye hizmetçisi olan. Aa Burcucuğum, Burcucuğum, Burcucuğum çok gerginsin. Hadi. Hadi hep birlikte bu gerginlikten kurtulmak için pilates yapalım. Deliler gibi. Cuk oturdu bize burası ya Burcu. Cuk. Ha Burcucuk. Eminim hep birlikte çok güzel günlerimiz olacak bu evde. Ha bir tek bizim bayansal ve normal yasal manada çok gelinimiz giderimiz olur. O sıralarda odandan çıkmanı çok tavsiye etmiyoruz. Bir de kulaklara mutlaka pamuk. Biraz desibel yükselecek salonda da. Ya siz manyak mısınız ya? Evet, ben manyağım. Süpo da ağır psikopattır. Ağır hem de. Sinirlendim adamı fena çimdiklerim. Gerçekten Süpo. Sana söyleyecek laf bulmaya çalıştım ama bulamıyorum. Dimağım tıkandı. Gerçekten. Bu da değil. Pardon, affedersiniz beyefendi. Bakar mısınız? Buyurun. Ay! Ay! Erman abi sen ne yapıyorsun ya burada? Ay! Ya ciddi, ne yapıyorsunuz? Ay iyiyim ya, çok özledim. Gel bir sarılacağım, uzat kolları. Yalnız bir dakika, bir dakika. Pislikle etiti değil mi mesela? Teması bulunmayalım. Ama gerçekten ben de sizi özledim. Ne yapıyorsun lan sen? Ay ne yapayım? İyi. Aa! Ya bu senin yakışıklı komşun Gökhan değil mi? Gökhan! Merhaba Sündüz Bey. Merhaba beyefendi. Merhaba, ne haber? Teşekkür ederim. Ne yaptın lan? Ya dediler ki yani Sündüz bunalıma girdi, istifa etti falan. Ya ben de üzüldüm, hakikaten senin için üzüldüm yani. Ay. Seni severim, bilirsin. Ay sağ ol abi, hiç sorma. O müştak denen sansara dayanamadım. Tak bastım istifayı. Yeter ya! Aferin. Aslında onun tam böyle ağzının ortasında şaka denk getirecek bir şekilde bir tane yormak vardı ama öyle delikanlı hareketleri sende yok ki, bir olsa, bir olsa. Hayır, zaten benim kariyer planlarımla o postane görevi örtüşmüyordu. Ben de tak burada kendime iş buldum. Nasıl? Aferin güzel ama öyle yapma, yapma. Yine bak aynı şeyleri yapma. Güzel, güzel, güzel yerde çalışıyor. Biraz geniş bir yer ama olsun yani. Yani kimse kimseyi görmüyor en azından yani. Güzel, aferin. Bu arada Erman abi o yarım bıyık nedir diye soracağım. Hiç sormayayım, hiç. Bence de. Siz hayırdır? Öncelikle Sündüz Bey, biz dijital kamera bakmıştık. Nasıl bir şey? Öncelikle uzun süre yani 8-9 saatlik bir kaydetme süresi ve özelliği olsun. Aynı zamanda görüntü kalitesi de üst düzeyde olsun. Olsun, senin istediğin gibi olsun. Tamam, siz böyle bakının, ben hemen geliyorum. Zaten bunların hepsi high definition. High definition. High definition olsun da dönüşün olmasın inşallah. Ya nereden çıktı karşımıza bu kız ya? Nefret ediyorum bu çocuktan ya. Eli eli mınçı hareketleri, sevmiyorum. Gel bakalım, gel. Bu ne lan?
Neyse aslında iyi oldu. Biz işimizi görelim de Erman abi. Yapacak bir şey yok artık. Bu ne? O yeni bir model galiba ama... Bunlar hangisinin alacağı şey? Dürbün alalım. Ha! Önünde bir seçenek daha var Burcucuğum. İstersen karşılıklı olarak sözleşmeyi çart diye yırtarız... ...ve sen evini geri alırsın. Biz de dükkan üzerindeki mutlak hakimiyetimizi. Karar senin. Burcucuğum, hatta lafı bile var. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Sen daha başlangıçlardasın. Ara sıcaklarımızı görsen. Yıkılıyoruz o derece. Soğuk bir şey içmek ister misin? Bence de. Abiye Hanımcığım, Behrin Hanımcığım, ay neden öyle hala tikeliyorsunuz? Geçinsene sofraya. Yok, biz hiç geçinmeyelim Sevalcığım, biz böyle iyiyiz. Ayrıca da bütün bu besin öbeklerinde karbonhidrat var. Evet, bu masayı canım benim uzaktan sevmek. Ay aşkların en güzeli. Ay anneciğim, biliyorum diyetliyiz ama... Bakar mısın? Bakar mısın? Mukaddes teyzemin aynısı değil mi? Oh. Ay ben Mukaddes teyzeme o kadar benziyor ki. Ay anneciğim. Yengemin kızı Şebboy kan çekiyor resmen, kan çekiyor. Şu an bunları yememek için biz kendimizi zor tutuyoruz. Şebboy da aynı böyle pıtır 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 bir... Anneciğim, Tankut enişteme bak. Ay meymenetsiz. Bırak bırak, bırak yemeyelim. Bence yemeyelim bunu. Tankut eniştem çünkü. Anne. Canım. Halacığım. Dirayet halacığım. Halama bak canım benim. Uzun zaman oldu görmeyeli halama. Canım benim. Ay halacığım da. Ay abiyi bırak şimdi, bir söz verdik birbirimize. Kusura bakma Sevolcuğum. Akrabalarımızı da yiyemeyiz. Artık oturmayalım biz. Aa, ama niye böyle yapıyorsunuz? Ben sizin için hamuru ve karbonhidratı bol mamullerle donattım masayı yani. Ay bakın burada pizza var. Ah pizza. Sonra peynirli ve dereotlu poğaça yaptım. Kızlar göstersenize. Peynirli poğaça. Hadi 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 geçin sofraya. Geçin soğutmayın pizzanızı. Anneciğim, Derya'cığım, kuzular yemek yemeye başladıkları andan itibaren altınları bana veriyorsunuz. Anlaştık mı? Biz hala hiçbir şey anlamadık Seval'cığım ama anlaştık. Anneciğim, ve arkanızı dönebilir misin? Annemle bir şey konuşuyorum. Anneciğim, ben diyorum ki, bence biz bugün diyete başlamayalım. Son verelim yani. Diyet, yarın niyet edelim. Yarın başlarız, yarın yapışacağını bir şekilde başlarız. Hatta lafı bile var. Yarın hayatımızın geri kalanının son bir gün önceki gününden... ...son önceki en yes yeni günü anneciğim. Hayır abiye, hayır. Bunu kendimize yapamayız. Ya isterseniz yapabilirsiniz aslında. Seval'cığım, biz birbirimize söz verdik. Onun için bu sözde durmamak bize yakışmaz canım. Ya? Evet, anneciğim çok doğru söylüyor. Anneciğim, gel boş ver ya. Ne yapacağız bunları? Bak Seval Bey kendine... Seval Bey kendine saygısız ve zevksiz bir takım arkadaşları gibi... Biz burada gelip de kendimizi anneciğim niye emdirelim ya bu yağları kendimize? Gövdemize niye emdiriyoruz? Siz kendiniz emdirin. Ha. Emdirmeyelim, bırak boş ver. Biz hiçbir şeye dokunmadık Sevalcığım. Gidiyoruz, kusura bakma. Hiçbir şeye dokunmadık. Gel anneciğim. Bir dakika ya, en azından şu mantarlı, salamlı, sucuklu pizzanın ucundan küçücük bir ısırık alsaydınız. Hayır anneciğim. Hayır, kendimize gelelim. Bizim evde brokoli çorbamız var. Haşlanmışız, onu yiyeceğiz, içeceğiz. Ama Abiye Hanımcığım, bu... Ay, kimler gelmiş? Ay, Leydi. Korkmayın, korkmayın. Vücudunuz insülin salgılar, insülin de kokusunu hayvan hemen hisseder. Ay. Ay benim güzel kızım Leydim, bak, ay, benim, bak al canım benim. Benim canım, 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 ay, benim afedin, canım. Ay aferin, benim canım. Ah, ah, benim canımsın. Ah. Ay canım, canım benim. Tamam bunlar güzel şeyler de yani benim anlamadığım yani evi satmak için abiye ile anasının kamera yani onları birleştirsek ne demek istiyorsun ya?
Abi bir şey demek istemiyorum. Dur anlatacağım. Bir saniye beklersen. Biz geçen gün Seval'le DVD'de bir korku filmi seyrettik. Evet. Acayip korkunç bir filmdi abi. Evet. Filmin ismi Paranormal Aktiviteler. Paranormal aktivite parayla ilgili olan bir şey. Yani sen bana diyorsun ki abi diyorsun bankayı soyuyoruz diyorsun. Sen de geliyorsun orada hayatını bitiriyorsun. Çünkü ben bir devlet memuruyum Gökhan. Benim sigortamı yakacaksın. Ben bir sigortalıyım ya. Size kan bitir. Abi parayla alakası yok. Korku filmi diyorum sana ya. Korku filmi. Korku. Yani hortlaklar bankayı soyuyor öyle mi? Abi banka falan yok. Bankayı nereden çıkarttın? Korku filmi diyorum. Parayla ilgisi yok ya. Tamam. Tamam. Ne yapıyor? Niye diyor yani? Parayla gidiyorsun. Bankaya diyorsun ki ben diyorsun böyle böyle şey yapacağım. Arada da hortlak olacağım diyorsun. Anlat gideceğim hadi. Abi bir saniye dinlersen anlatıyorum şimdi. Filmde bir çift var tamam mı? Genç evet. Bir çift. Bunlar evde hortlak olmasından şüpheleniyorlar. Evet. Daha doğrusu adam şüpheleniyor. Kadın inanmıyor tabii. Çok güzel. Adamın olması güzel. Evet. Evet abi. Ondan sonra böyle adam bizim gibi mağazaya geliyor. Böyle bir mağazaya geliyor. Buradan bir kamera alıyor. Evet. Ondan sonra kamerayla eve gidiyor abi. Böyle yatak odasına göre yatağın bir köşesine böyle yukarıdan gelecek şekilde kamerayı yerleştiriyor. Evet. Ve onu yatmadan önce de kuruyor abi. Yani kayda alıyor kamerayı. Evet. Evet. Ha, adam onu kayda alıyor öyle mi? Evet. Sonra bütün her şeyi alanı gösteriyorlar ikisi beraber. Evet abi. Sabah da kalkıp ikisi birlikte kamerayı izliyorlar. Yalnız Gökhan'ım bu yani bize uygulayacağım bir şey yani adam bulgur pilavı yiyor mu? Fasulye yiyor mu? Adamda gaz var mı? Ya gaz çıkarırsa karısına karşı mahcup olursa yani. Hani sen bunları tattın mı içtin mi? Abi öyle şeyler olmuyor yani evlilikte olur böyle şeyler diyeceksin ama öyle şeyler olmuyor. Ya burada acayip ilginç, acayip korkunç şeyler oluyor. Ya mesela kapılar böyle kendi kendine açılıp kapanıyor. Yorganın bir ucu kalkıyor falan böyle. Ha, bunlar sıyırmış yani öyle mi ikisi diye? Gerçekten Allah belanı versin oluyor ya. Ya inan biz yani Seval'le seyrederken kıllarımız böyle diken diken oldu yani. Anlıyorum koçum. Peki bu filmle bizim planın ne alakası var? Yani sen de Abi Hanım'a bunun aynısını yaşatacaksın abi. Böyle mi yani? Buna yakın bir şey. Yaparım oğlum. Senin biri tarafı benim var ya artist ruhum var. Fakat yani ben onu koyduğunuz zaman beni göstermemeniz lazım. Ben kameraya karşı hani şey oluyorum ya biraz böyle. Elim ayağım titriyor dikkat edersin. Evet. Onu şey yapmam Güzel fikir. Ulan büyük adamsın. Kamerayı alırken bir de 18'lik inşaat çivisi alalım da. Hani bir hortlak mortlak çıkar. Ya sana baktıkça aslında gözüm alışmaya başladı biliyor musun ya, abi bu tarafta? Erman Kuzu bu tarafta başka bir adam. Falan onlara bakar ola. Yani ha. Pil biter bir şey olur yani inan bana. Ben de saatin cüzdanı alamıyorum yanıma kaç gündür. Gel. Dürbünlere baktım da. Yercan geldi mi lan görüntü? Geldi şifacığım geldi. Cam gibi geldi hem de. Ya Burcucuğum, sizin bu şirket harbiden çok delikanlı bir şirketmiş ya. Emekçisine sadece bir lojman vermiyor. Aynı zamanda içinden çek yatağı, koltuğu, kanepeyi ve buzdolabını, en önemlisi LCD televizyonu eksik etmiyorlar. Yani özetle bu eşyaların hepsini birlikte kullanacağız bundan sonra. Yercan ben başlatıyorum maçı. Durduğun kabahat Şipo'cuğum, durduğun kabahat. Beyler, yalnız saat neredeyse 10 oldu. Sizin bu saatte evde ne işiniz var? Dükkandaki görevinizin başında olmanız gerekmiyor mu? Vallahi son aldığımız duyuma göre dükkanın diğer müdürü de hala evindeymiş. Biz onun çıkmasını bekliyoruz. O çıksın, biz de çıkıyoruz. Burcucuğum. Bak Yarcan, seni son kez uyarıyorum. Bana Burcucuğum diyemezsin. Burcu Hanım diyeceksin. Bir kere o kural dükkandayken geçerli. Biz şu an dükkanda mıyız? Hayır. Neredeyiz? Evdeyiz. O yüzden şu anda sen benim ev arkadaşım Burcucuğum oluyorsun. Burciş. Aa bu da çok güzelmiş lan. Söyle bakayım. Burciş de. Burciş. Bak bir anda çoğullaştık. Hadi kalk biz çıkalım. Kalk çıkalım şimdi. Ne o? Çıkalım. Kalk çık. Abi, dur. Şu golü atayım. Gol. Bir başla. Hemen 5 dakika. Beş dakika. Ya 10 dakika bile olur. Dur başlat önce. Başlat. 15 dakikaya al. Tamam. 15'er dakikadan oynayalım. Tamam. Başla. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Fotoğraf makinesi değil mi bu? Evet fotoğraf makinesidir bunlar. Bunlar hepsi aynı galiba. Yok bunlar farklıdır. Bunun özelliği ne? Bu profesyonel bir makinedir. Profesyonel fotoğraf makinesi. Öyle mi? Evet. Evet. 15 megapikseldir. Evet. Ayrıca bunlar 2-4 GB hafıza kartları vardır. Evet. Evet. Aynı zamanda bunlarla istediğiniz kadar doğa resimleri, hanımızın resimlerini, çoluğunuzun, çocuğunuzun resimlerini çekebilirsiniz. Yüzlerce, binlerce fotoğraf çekilebilir. Evet, anlıyorum. Hepsini yani, hepsini karmaşık şey yapıyorsun, arada evet, çıkarıyorum. Karmaşıktır bunlar. İstediğiniz zaman bunları bilgisayara atabilir. Bilgisayardan seyredebilirsiniz. Evet. Aynı zamanda bunların lensleri değiştirilebilir.
Evet. İstediğiniz zaman, istediğiniz denizi takabilirsiniz yani. Sorun olmaz bunda. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Yani sen de et yiyor musun? Et yerim. Çok severim. Güzel, çok güzel. Aman şey yapma yani. Çok güzel. Ne kadar bunlar yani? Bunlar 1.699. Bu. İndirimde. Tek başına. Tek başına. Ha. Hepsi onun içerisinde değil mi özellikleri? Tabii hepsi. Güzel. Kas. Kolay gelsin. Nasıl? Evet. Evet. Bir şahane alet, şahane. Evet ben... Ne yaptınız? Erman abi ben beğendim bunu ya, gayet güzel. Güzel güzel, ne acayip bir yere getirdin beni ya. Çok güzel yer vallahi. Param olsa gerçekten... Rica ederim abi, gerçekten çok güzel bir yer. Yalnız bizim bunu kullanmak için bir de ayağa ihtiyacımız olacak. Hmm, tamam. Siz ne kadar yükseğe çıkmayı düşünüyorsunuz bu ayakla? Aslında Erman'cığım, biz bunu yatağın önüne koyacağımız için... ...yani 2 metrelik bir şey yeterli olacaktır değil mi? Yatağın önü? Vallahi koçum yani sen yaptın bu işleri. Oyun oynayan sensin, sen becereceksin, ben anlamam. Oyun? Aa, lütfen olur mu öyle şey? Buna beraber karar verdik Erman'cığım. Yoksa niye? Ben tek başıma ne yapabilirim yani, ki sensiz? Yatağın'cığım yani benim elimde olsaydı yani ben yapmış olsaydım... ...alır mezureyi alırdım her yerden ölçüyü mülçüyü ama sen yapıyorsun bu işleri. Ben karışmam. Rica ederim. Bana bıraktıysan ben karar veriyorum o zaman. Tamam 2 metrelik bir ayak yeterli olacaktır bizim için. Tamam olur. Arkada hemen getiriyorum yakışıklı. hareketi gördün değil mi? Çok yüz veriyorsun buna. Zaten biz buradan kurtulana kadar kurban kestik ya. Monç için teki bu hareketler hareketler. Kendini böyle ezdirme. Bak makas alıyor senden. Erman abi ben ne yaptım ki şimdi durup dururken bu adam... Yapma. Yüz vermesin. Benim komşumsun. Yapma öyle şeyler. Sana bir şey söyleyeceğim. Kredi kartın yanında mı? Yanımda galiba ama yani belki peşinde verebilirim. Tam bilmiyorum yanıma paramı aldım, kredi kartımı aldım ama... Ne istiyorsun abi? Ben ona göre istersen bir... Kafkanak gördüm de bakarız ya. Tamam tamam git. Şu işi bir halledelim. Ben onu da yani senin için istiyorum. Bakacağım, halledeceğim herhalde. Hadi lan. Al canım benim bak, lady. Al canım benim bak. Ay lady, arada nefes al çocuğum. Sen de hepsini sildin, süpürdün. Tabii. Ya sabah kuzunun çıkardığı yaygaradan çocuğumun mamasını veremedim abiye. Ondan bu kadar iştahlı yiyor güzel kızım benim. Dur güzel kızım, ağzını da silsin annesi. Oh. Anneciğim, sen normalde 1 çeyrek sığırla mı besliyorsun Lady'yi bir günde? Vallahi bütün masayı yedi. Belin Hanımcığım, bu köpek sizin mi? Evet benim. Yani bir miktar tabii yaramazlık yaptı, her şeyi yedi bitirdi ama ne yapayım Seval? Ha yok, yani önemli değil. Sadece öyle dışarıdan gelince biz korktuk. Değil, dışarıdan değil. Evden geldi, evden geldi. Bir dakika. Siz bir şey yemediniz ama köpeğiniz yedi. Evet, köpeğim bir miktar yedi gerçekten. Şimdi tabii şöyle bir öz eleştiri yapmamız lazım. Antarktika'da o kadar aç insanlar varken... ...yani bir hayvanın tek başına oturup bir neredeyse masanın tamamını yemesi... ...acın tohum halinden anlamaması gerçekten bir insanlık ayıbı. Ve evet, bunu yatsıyamayız Sevalcığım. Yani bu durumda siz de otomatikman benim altın günüme katılmış oluyorsunuz. Evet. Altın günü mü? Evet. Deryacığım, Şebnemciğim, Banucuğum, altınlarımı alayım. Teşekkürler. Altın günü. Yakan bırak gidelim hadi bu ayakları ya. Ayağınız geldi. Teşekkür ederiz. Yalnız bana bakın. Benim tavsiyem öyle sürekli ayak üstünde durmasın kamera. Ara sıra elinize alın, öyle daha hareketli olur, daha neşeli olur. Hareketli ve neşeli olur derken? Yani benim tavsiyem sizin seçiminiz. Bir de şey var, alt katta çok güzel bir iç çamaşırcı dükkanı var. Orada böyle pembe tüylerle kaplı kelepçeler var. Ben onu da tavsiye ediyorum size. Bir dakika, bir dakika lan, bir dakika lan, bir dakika. Sen ne demek istiyorsun lan? Lan pembe membe yani... Sen pembe diye bana mı, pembe diye bana mı diyor bu? Bak bana, bak bana. Sen tabini tanımıyorsun, yanlış anladın galiba. Bu ne demek istiyor ya? Hayır, bunu Gökhan için söylüyorsan onu bilemem. Ama benim için söylüyorsan seni gebertirim. Abi, bir dakika Erman abi, bunu eğer benim için söylüyorsan bir şey diyemem ama... ...eğer benim için söylüyorsan seni gebertirim yani. Ya, ayağı şey yapınca ben... Sen bunu görüyor musun lan? Ha, sen bu bileği görüyor musun lan? Onu da yeni gördüm. Şey var, bir müşteri çağırıyor beni. Bir izin verin. Vallahi. Sündüz, Sündüz. Sen bunu okuyun. Sündüz, Erman abi ben bunun şimdi hesabını göreceğim. Bırak ya, onun bir davula girdiririm ya. Kartı verecektin, kredi kartını Gökhan. Abiye Hanımcığım, Berin Hanımcığım, sizin altınlarınızı da rica edeyim lütfen. Bizim altınlarımız mı? Evet.
İyi de Saval'cığım, bizim bunun bir altın günü olduğundan haberimiz yoktu ki. Yani biz sıradan bir gün sanrısıyla giriştik içeri. Evet, altın günü olduğunu bilseydik Saval'cığım, katiyen girmezdik buraya. Katiyen girmezdik. Niye girelim canım? Sizin gibi böyle kompleksli, zavallı, çaresiz, eşki suratlı kadınları göreceğiz. Bir de üstüne altın vereceğiz. Acaba başka? Ama olur mu hayatım? Yani günümüzde sıradan gün mü kaldı? Bütün günler altınlı oluyor. Keşke içeri girmeden önce sorsaydınız göbek atarken altınlı mı altınsız mı diye. Aslında doğru söylüyor abiye. Biz göbeği görür görmez daldık içeri. Dalmayacaktınız işte. Neyse, altınları rica edeyim. Ne oluyor Seva sana? Bizim verecek altınımız falan yok ki. Benim vardı. Evet, gelinlikken vardı ama Erman zorunlu 2 sene önce altınlarımı sattırdı. Ha? Abiye, kuzunun sana böyle bir şey yapmasına nasıl izin verdin kızım? Anneciğim, 1200 lira telefon faturası gelmişti. Bir şey diyemedim. Ha, o zaman tamam. Vallahi ben onu bunu anlamam, altınlarımı istiyorum. Ay, nereye istiyorsun altınlarını? Biz bu sizin altın gününüzde bir şey yiyip içtik mi? Onu yapmadık, sadece geldik göbeğimizi attık. Giderken de göbeğimizi alır götürürüz, kendi göbeklerimiz. Abiye doğru söylüyor. Yani Seval'cığım, benim bildiğim böyle bir günde bizim altın gününe katılabilmemiz için bir şeyler yiyip içmemiz lazım. Oysa ne oldu? Bir bardak çayını bile içemedik daha. Ya bırak git, resmen görgüsüzlük yapıyorsunuz. Bir bardak çayınızı mı içtik? Çayınızı içmedik. Çayınızı bile içmedik. Nereye veriyoruz altınları? Ha, peki köpeğinizin yediği ne olacak? Ben altınlarımı istiyorum. Ay biz mi yedik onları? Köpeğimiz yedi, köpeğimizden iste. Ondan iste altını, sanki biz yedik. Aynen öyle. Hayır, biz alıp böyle yemiş olsak, yani şunlardan biraz alsak, cebimize kosak, hatta yemiş olsak tamam, bizden iste de öyle bir şey de yapmadık. Tankut eniştemizi mi yedik? Mukaddes yengemizi mi yedik? Hiçbir şey yemedik. Ha, Leydi'ciğim, hadi şimdi biz eve gidelim, sonra sen gelir verirsin Seval teyzenin altını. Hadi çocuğum. Türk balı hey, baba bana para ver, baba der mi? Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver. İnşallah planın tıkır tıkır yürür. Yani inşallah. İnşallah. İnanır mısın? Bak, ben bu abiyenin anasından, anasının oğlundan, anasının köpeğinden bıktım ya. Benim psikolojimi bozuyor. Psikoloji doğru laftı değil mi? Psikoloji doğru. Psikoloji. Benim psikolojimi bozuyorlar ya. Ya 40 yaşına geldim, sinir hastası oldum ya. Yo, sen rahatla abi, rahatla gerçekten. Her şey tıkır tıkır işleyecek, sen hiç merak etme. Çok teşekkür ederim. Sen hakikaten adam gibi adamsın. Bunu ifade etmeme de gerek yok zaten. Yalan, şunu bir daha tekrarlayalım. Mesela sen plan içerisinde gece yatarken yatak odasında kameraya kırmızı yarıyor diye kayıt olduğunu ifade etmiştin. Ben onu açık bırakacağım. Sen gece yatak odamızın oradan gelip garip garip hareketler yapıp gideceksin, öyle mi? Sen hiç merak etme abi. Sabah kalktıklarında, kaseti izlediklerinde abi hanım da onun anası da akıllarını kaçıracaklar, göreceksin. Ya gerçekten bak abi kardeşe böyle şey yapmaz ya. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Yani inanır mısın yani? Ulan ama bak şimdi. Hep mi Erman abi sana kıyak yapacak? Yani biraz da senin Erman abine kıyak yapmanı. Aslında göstermen lazım kendini arenada. Aferin, devam et böyle. Benden olmasın, senden olsun biraz da. Tabii çok haklısın çünkü senin şu ana kadar bana yaptığın kıyaklardan dolayı yani ben ihya oldum. Ailecek biz ihya olduk yani. Şey yapma onlar çok şey değil, ben utanıyorum yani. Adamsın. Adamsın. Aman ya. Gel lan vallahi. Ne o? Gerçekten sarılacaksın. Sen yani kayda değer laf gelirse yani senin gibi adam yeryüzüne hakikaten bana bak. Bunları çıkar için falan yapıyorsan çok büyük kavga ederiz ha. Artta bir menfaat yok değil mi? Abi ne çıkar olacak yani, ne çıkar bundan yani, zaten bir ya birbirimize bir şey yapmış olacak. İyilik yapmış olacak. Ha Erman abi. Unutma lan, sana şunu söylüyorum. Çaktırmadan abiye hanıma, tamam mı, akşam ne yapacaksın? Hemen dolaba, ondan sonra odanın kapısına misinayı bağlayacaksın. Ha şey de yap, perdenin ucuna da bağla. Abi o korkunç bir efekt olarak dönüyor, inanılmaz bir şey biliyor musun? Ve ondan sonra misinanın diğer ucunu da odanın aşağı sarkıtacaksın. Bu arada bahçe kapısını açık bırakmayı unutma. Gerisi karışma abi bende. Gülme.
Ya oğlum sen sabahları yürek mi yiyorsun lan? Sana bir cesaret gelmesin. Nasıl bir insan oldun ya? Aferin lan sana. Erkek dediğim böyle olacak. Yap planlarını. Sağ ol. Dikkat et. Lan ayaklarını boyattır. Öyle olmaz. Tamam abi. Erman abi. Dikkat et. Sakin. Heyecan yok. Görüşürüz abi. Yalnız köpek asabım bozuyor, başka bir şey yok. Hayır, rahatına bak abi, rahatına bak. Sakın psikolojini de bozma abi. Gidin, rahat. Görüşürüz. Hoş. Neredesin? Neredesin? Arkadaş, şu halimize bak ya. Evimize girerken bile köpek kontrolü yapmak zorunda kalıyoruz ya. Bak bir yerden çıkarsam bu sefer ayakkabıyı anlığın şakına vururum ha, ona göre. Ki. Al benim kızımı, aferin benim kızım. Mamamamamama. Oh. Yarasın Leydim'e, yarasın. Ben geldim. Ama yok artık ya. Bu da olur mu ya? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? Veteriner misiniz? Bu ne ya? Fırfır yok fırfır. Artık ya. Aa, Burcucuğum gelmiş. Hoş geldin Burcucuğum. Gol attım oğlum. Olmaz sayılmaz lan. Ben Burcucuğuma hoş geldin diyordum o sırada. Ne demek sayılmaz ya? Ben attım golümü abicim. Oğlum sayılmaz diyorum. Yazıyorum, haneme yazdım. Oğlum sayılmaz diyorum. Bak sayılmaz diyorum. Oğlum sayılmaz diyorum lan. Ne demek? Ben o sırada Burcucuğum hoş geldin diye düşünmüyordum. Hayvana bak. Sayılmaz oğlum. Hileli hurdayla kazanacağını zannediyorsun lan. Mal. Hileli hurdayla mı kazanacaksın? Ben giriyordum. 8 tane gol atmadım arka arkasına. 8 tane gol atmadım mı? 8 tane gol atmadım mı? 8 tane gol atmadım söyle. Atmadım mı? Oğlum atmadım 8 tane gol. Bırak kaçmasana lan. Kaçmışım. Ben geldim. Aa, Gökhan'cığım ne oldu? Neden bu kadar mutlusun? Yoksa sonunda bölüm şefliğini terfi mi ettin? Hayır, sana çok daha müjdeli bir haberim var. Neymiş, çok merak ettim. Aşkım ben kuzuların kalesinin içine bir Truva atı soktum. Truva atı mı? Evet. Erman Kuzu bu gece abiye kuzu ve onun anasına öyle bir oyun oynayacak ki... sabah evi satmak zorunda kalacaklar, göreceksin. Yani gittin, kaleyi içeriden fethettin. Evet. Aşkım hatırlıyor musun? Geçen gün Paranormal Aktiviteler diye bir film seyretmiştik, korku filmi DVD'de. Bu gece Erman Kuzu aynı olayları abiye kuzuya yaşatacak. Gökhan, sen bir daha iyisin. Evet, bunun üzerine ben ne düşündüm aşkıma? Dedim ki bu gece özel, şöyle güzel bir... parti yapalım. Ay, çok iyi düşünmüşsün. Kızım. Aferin benim kızım. Yarasın. Abi bu ne kipazelik yani? Bu ne demek yani şimdi? Bu itin benim yerimde ne işi var? Ne işi var yani? Ne bakıyorsun lan bana? Ya bak hem yerimde oturuyor hem de bak artist bakıyor vallahi. Annemin şakını vuracağım şimdi ya. Sen benim kızıma it dersen, o da sana hırlar kuzu. Sen bana kuzu diyorsun ama ben sana hırlamıyorum Berin Hanım. Dikkat et. Saygısız. Baba, senin bıyıkların olmuş ya. Ha, ne olmuş şimdi? Bıyıklarıma ne olmuş yani? Sen kendine bak önce, o kız. Saçını kestiriyorsun, enseni almıyorsun. O kız. Babanı alay mı ediyorsun sen? Babanı kale mi almıyorsun?
Anneciğim, Leydi hep burada kalsın, hiç Yalova'ya dönmesin, olur mu? Herhalde kızım, ben nereye kızımcım, oraya. Abiye, söyle anana, kaldırsın şu iti benim yerimden. Yoksa birazdan hepiniz ailecek cinnetin denilen kankamla tanışmak zorunda kalacaksınız. Aman gel kızım, sen benim yanıma gel. Uzak dur bu kuzu abinden, yoksa kuduz mikrobu sana da bulaşır. Gel, gel Leydi'cim, gel, gel. Gel benim canım. Gel, 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 gel. Gel, gel, ya, gel. Ya, gel, 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 gel. Allah Allah, götür şunu ya. Gel, dedim, gel annenin kucağına. Ver ablası, ver ablası. Allah'ını seversin tut ya, rica ederim ya. Bak pis pis bakıyor, iyice hırlayıp duruyor ya. Şuraya bak, ayaz kokuyor burası ya, ayaz ya. Gel kızım, gel. Geri yeterli olmuş ya. Ben bu evin reisiyim, aile reisi dedim, baş köşede oturur. Eğer benim bıyığıma bir daha böyle makaraya bir güldüğünüzü görürsem sizin ikinizin de ağzını burnunu sofranın üstüne dökerim ona göre. Ya kızımızım deyip durma şu an. Allah'ım yarabbim, ver kızım, ver kızım. Leydi! Hop! Aha! 9-0. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Konuşma be. Hadi git bir şeyler ye, bunun üstüne bir soğuk su iç. Burcucuğum, Süpo benim karşımda çok zayıf kalıyor. Eğer anlıyorsan gel sen de katıl. Yalnız başına kalma orada. Hadi gel. Yok ben almayayım Yercan, sağ ol. Sizinle oyun oynayacağıma kendimi balkondan aşağı atarım, daha iyi. Vay. O derece benden nefret ediyorsun yani. Aynen öyle. Peki Burcucuğum, sen hiç en büyük aşklar en büyük nefretlerden doğar şeklinde bir söz duymuş muydun? Aman dikkat et. Bir anda kendini bana deliler gibi aşık olmuş bulma da. Peki sen olmayacak duaya amin demek diye bir söz duymuş muydun Yercan'cığım? Vay! Tekrar Yercan'dan Yercan'cığım mertebesine ulaştığımıza göre Yercan virüsü çoktan kalbine bile girmiş demektir. Bundan sonrasına karışmıyorum. Sen de. Ne yapacağız bugün? Salata mı yapalım? Ya şöyle bir güzel çoban salata aslında çok iyi olur be. Gerçekten Burcu. Doydun mu? Durduramıyoruz, çok içer. Şu kopyen kadrolu tabağını alıp şuraya koyayım da... Allah rızası için hanımım da bana kalksın bir tabak yemek koysun lütfen. Yalnız şu sulu yemeklerden olursa çok memnun olurum. Yani şunu gördüm, inan bana sürprizdir galiba. Tüylerim tiken tiken oldu ya. Erman biliyor musun, Leydi benim yemeklerimi o kadar çok seviyor ki bunlardan 4 kase yedi, koca kase. Üstüne bir de bu tabaklardan da yedi, 2 tabak da bundan yedi. Onlardan kalmadı, başka şey vereceğim. Ne kaldı bana? Sürpriz. Ya arkadaş yine mi pizza ya? Allah'ını seversin ya. Yani sen ne yapıyorsun yani? Bana ısındırıp ısındırıp ondan sonra beni sinirlendirmek için mi yapıyorsun? Yeter ya. Her gün her gün hamur işi yersin, ben bayılacağım bu evde. Yeter ya. Erman, biz bugün annemle çok sıkı bir diyete başladık. Bundan sonra çok az yemek yiyeceğimiz için tencere yemeği yapamayacağım artık. Aa kuzu, yüklenme şu kızıma. Zaten diyette olduğu için fevkalade gergin. Erman hep ottan bottan şeyler yüzünden bana yükleniyor anneciğim. Diyette mi? Kusura kalma Berin Hanım, ben kızımla evlendiğimden beri her gün diyetteyim bu evden. Komşuda bir şey bize düşmez. Her gün hamur işi, bıktım ya. Anneciğim görüyorsun değil mi? İşte hep aynı böyle düşük seviyeli mizan arkasında saklanmalar, konuyu sapıttırmalar. Benim halimi görüyorsun değil mi? Ben bütün gün çocuklarıma hem analık hem babalık yapıyorum. Ondan sonra da neylerle karşılaşıyorum? Neylerle karşılaşıyorum? Ağlama kızım. Kuzusuz bir hayatı içiyorum aşkım. Bence de. Gökhan'cığım, yalnız gece kalkmak için saatin alarmını kurmayı unutma. Bak bir de uyuyakalırsın. Sonra kuzuların evine gidip paranormal aktivitelerde bulunamazsın. Aşkım sen hiç merak etme, ben seni biraz şöyle öpeyim, koklayayım. Sonra kurarım saati.
Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gece uyuyacağımı kim söyledi sana? Hı? Gökhan ya, sen çok hınzır bir adamsın. Ay, hınzır mı? Hınzır mı? Bak, böyle ayıp şeyler söyleme çok hoşuma gidiyor sonrası. Hınzır da dermiş, hınzır da dermiş bana, hınzır da dermiş. Ah benim canım, aferin benim kızım, aferin, aferin. Anneciğim mısırı ver. Vereyim, ver kızım. Şu hamuru yemesin, hamuru yemesin, sağlığa zararlı olabilir. Mam yap, mam yap. Aferin benim kızım, aferin. Hamurları biz yeriz, o yemesin. Dur birazcık da şey vereyim, ben ona barbun yapıyorum, gel. Gel, lady, lady, al ham yap kızım. Zebze yesin biraz, biber yesin. Anne suyuna bandım. Anneanneciğim bunu da ver. Al. Babacığım, o torbanın içinde ne var? Eşeğin kamerası var kızım. Eşeğin kamerası mı var? Evet. Ne yani? Sen şimdi ciddi ciddi gittin. Elektronik mağazasından bize kamera mı aldın babacığım? Ailemi çok sevdiğimden. Bravo Erman. Sana bu kışa damgasını vuracak ebatta bir tebrik koyuyorum. Bir de ne yaptım da sana yaranamadım abiye? Ben yuvama ve yavrularıma gidip espresso makinesi alıyorum demediğini bırakmıyorsun. Ama bakıyorum sen canın istediği için, kendi keyfin öyle emrettiği için kendine gidip el kamerası alabiliyorsun. O zaman da soruyorum ben Erman. Ay bu ne priz, bu ne nana turşusu? Kızım ben bunu zaruretten aldım. Zevk için almadım. Zaruretten almışsın Erman. Gel onu benim küllüğüme anlat. Neymiş bu zaruret? Sevgili ailem ve bir o kadar da sevgili kayınvalideciğim. Yani bu evle bilmeniz gereken bazı hakikat var. Yani metin olun, yani korkmayın, ben sizi korurum. Öyle ifade edeyim. Neye karşı korursun? Evimizde yaşayan, yani aile reisi olarak benim anlatmam daha makul olacak. Yani bunu kanıtlamak için buna ihtiyacı olduğunu hissettirdiğim bazı şeyler vardır. Yani geceleri uykumuzdaki hareket eden, fink atan, ne bileyim kapılarla oynayan garip cisimler ve bunları kanıtlamak için bunların içerisinde olan. Yani şunu ifade etmek istiyorum ben. Ben nereden bu sözü kendimden hissettim? Evde hortlak var lan. Hortlak mı? Hortlak mı dedin? Evet. Saçmalama Erman, bizim evde hortlak falan yok. O numara bayatladı artık. Ha, göreceğiz bakalım var mı yok mu diye. Düz durun da isminizi alayım, resminizi göreyim ki bir şey yapmasın yani. Hadi geçerken. Anam! Ay! Yok yok, şey diyorum anam diye. Gelirse şey yapmayın diye. Tamam güzel, 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 güzel. İyi gösteriyor. Yalnız sen çok kilolu çıkıyorsun ha, söyleyeyim. Böyle bir kafa çıktı ya. Bak çıkıyorsun sen. Berin Hanım bak kendine dikkat et. Erman, ben güzel çıktım mı? Çok güzeldin. Erman. Evet. Sen şimdi neden kurdun bu kamerayı buraya? Kayıt için hayatım, kayıt, kayıt. Mesela diyelim ki geceleri hayalet veya hortlak varsa ben bunu ne yaptım? Şarj ettim. Sabaha kadar yanacak bu. Orada kırmızı ışığı var. Kırmızıya bastığın anda sabaha kadar ne yapıyorsan burada gösteriyor. Yani herhangi bir dolap kapağının açılıp kapanması, perdelerin oynaması, kapıların birbirine çarpması falan filan olunca demek ki ne yapacağız? Bu evde hayalet olduğuna inanacağız abiyeciğim. Mecburuz yani buna. O yüzden bunları göstermek için buna ihtiyaç vardı. Kocan da bu akıllılığı yaptı ve bunun tezgahını hazırladı. Hadi yatalım şimdi. Yalnız kayda girdiğim zaman küfürlü müfürlü şeyler falan konuşmuyor. Hadi geç sen, geç, geç. Erman. Efendim canım. Sen bu saçmalıklarla bizi korkutacağını mı sanıyorsun? Ha, göreceğim bakalım korkuyor musun, korkmuyor musun? Sabah ola da hayır ola. Ay biraz vakit varsa ben yüzüme hafiften makyaj yapaydım. Yok yok, tam net göstermiyor. Sadece geneli gösteriyor böyle. Hani her yeri gösteriyor. Yüzünü falan olmasa yakına getirmem lazım. Onları öğrendim. Geç geç. Geç geç basıyorum. Çoraplarımla giriyorum Erman. Şşt şşt konuşma. Virüs silineydim ya ben.
Hayatım Allah rahatlık versin. Güzel rüyalar, tatlı günler olsun inşallah. Sana da Erman, sana da. Ay, dolabın kafası oynadı. Çok korktum. Ay, öyle mi? Bak koltuk üzerimize, üzerimize geliyor. Ay gel 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 gel. İyi geceler Erman. Allah rahatlık versin canım. Gel öpeyim, öpeyim. Hadi iyi geceler. Bay bay. Bay bay, hoşça kal Erman. İyi geceler. Kapatıyorum ışıkları. Ben de. Karanlık oluyoruz. Çünkü biraz şöyle çevireyim de dolabı da görsün. Erman, dolabı görecekseydi eğer Hurcun yanına bir tane vazo çiçek falan kurduk. Ya o çok belli. Ama gözüküyor, lütfen. Belli olmaz. Ya benim bir simik hastalığı var ya, rahatsızlanıyorum böyle. Erman bana da bak biraz, ben de iyi çıkmak istiyorum. Ben de görüküyor muyum? Öyle bir saç var ki fizandan görünürsün. Yat yat. Günaydın. Günaydın. Uyuyakalmışız galiba. Ay çok içtik de onda. Ah başım. Ay 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 ay. Ay işe gitmem gerekiyor benim. Of of of. Ay Allah, biz niye bu kadar içtik ya? Benim başım ağrıyor. Ardacığım oynatalım. Oynatıyorum babacığım. hiçbir şey olmuyor işte. Kuzu nerede, hani hortlak nerede? Hortlak, hortlak. Ne bir öyle gelir mi hortlak? Ne diyorsun anlamıyorum yani. Bir dur, hortlak mı? Bunun adı hortlak. Öyle gelmez. Biraz ileri sallan sen de. Sarıyorum. Boşa uğraşıyorsun Erman, bizi bu şekilde kandıramazsın. Canlı bağlantı görüntülerinden de görüldüğü gibi bu evde hortlak falan yok. Dur kızım, daha dur. Gece uzun. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak, bekle. Hemen öyle çıkar mı hortlak? Perde kıpırdadı. Babamın yanındaki perde kıpırdadı. Aa, bir dikirdim valla. Arda dur bakayım, az geri normal oynat bakayım. Aman cereyan yapmıştır be. Ondan uçuşmuştur o perde. Bence de. Görüntüyü veriyorum. Bu benden ya, benden. Dün öğlen postanede bulgur verdiler de ondan kaynaklandı yani. Hadi sağlık için içeride tutmamak lazım kızı. Ondan ne yapayım? Geliyor. Zorlu mu şey yapayım yani? Oynatma sen de. Oynat, oraları geç, ukuz. Erman, ben de sabahları niye böyle hassiz uyanıyorum diyorum. Benimki kokmaz.
bekler. Hah, sabah şekeri kapıcımız da geldi. Bir dakika, bir dakika ya. Niye açıyorum ki ben kapıyı? Kardeşim sabah sabah ya. Kim bu sabah sabah dünya ve olimpiyat kapı zili çalma rekorunu deneyen gereksiz? Burciş. Burciş, insanlar uyuyor burada. Açsana şu kapıyı ya. Madem burası artık sizin de eviniz Yercan'cığım, o zaman bu kapı senin de kapın oluyor. Bir zahmet bak artık. Doğru söylüyorsun aslında. Şşt! Şipo! Kalk lan! Kalk! Eşek gibi uyuyorsun, bir saattir kapı çalıyor. Eşek şiposu. Ya kalk şu kapıya bak. Günaydın. Aa! Ay sen Yarcan'ın geri vokali Süpiş değil misin? Aynı ibibik. Bak. Bir Yarcan, kapı sana. Ha, nasıl bana ya? Lan! Sündüz, senin ne işin var lan burada? Aa, bak şimdi o baştaki lan hiç olmadı. Bana canım diyebilirsin, tatlım diyebilirsin, bebişim diyebilirsin. E ne de olsa bunca yıllık bir mazimiz var, değil mi Yarcoş? Yok yok, yok ben kesin uyuyorum ve şu an kesin kabus görüyorum. Yoksa Sündüz'ün bizim kapıda ne işi var ya? Bir dakika, bir dakika. Yarcan, Sündüz, siz tanışıyor musunuz? Tanışmak ne demek? Yarcan benim eski platoniklerimden. Arkamdan çok ağlamışlığı vardır. Öyle mi? Bak bu çok ilginç bir son dakika gelişmesi oldu işte. Ne platoniği lan? Ne platoniği? Sen benim için basit bir çaycı parçasından başka bir şey değilsin. İşte bunu söylemeyecektin Yarcan. O günler çok geride kaldı. Ben artık kariyerimde bambaşka sıçramalar yapıyorum. Fakirdim, gururluydum, geri dönüyorum. Aha! Ben artık bıraktım o işleri. Lan oğlum senin ne işin var burada? Yoksa enişten beni gıcık etmen için mi gönderdi seni buraya? Doğruyu söyle. Hayır, hiç de bile. Ben bir defa görev icabı buradayım. Daha önceden bir elektronik eşya mağazasında part time çalışıyordum ama seni görünce bıraktım. Şimdi full time buradayım. Görev icabı derken? Evet Yercan'cığım. Sündüz bizim apartmanın biricik kapıcısı olur. Vallaha mı? Vallaha mı? Sen uyu lan. Vallaha ya. Biricik doğru, kapıcı yanlış. Apartmanın iç işlerinden sorumlu genel koordinatör diyecektin. Dilin sürttü herhalde. Evet Sündüz'cüğüm, çok 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 affedersin. Hiç önemli değil Burcu Hanımcığım. Asıl siz ikiniz ne yapıyorsunuz burada? Ne işiniz var ya? Biz artık burada ikamet ediyoruz. Allah aşkına. Vallahi gel otur. Yeni yerleştik zaten. Lojmanda hakkımız varmış. Geldik dün akşam böyle bavullar mamullar apar topar. Sen ne yapıyorsun? Ay ne yapayım işte. Ben de burada çalışıyorum. Ne zaman başladın buraya sen? Daha yeniyim. Vay be dünyaya bak ne küçük yerden be. Vay be. Burcucuğum evde kürek bulunur mu? Yok. O zaman hatırlat da işten dönerken nalbura uğrayıp ekstra large bir tane kürek alayım. Evde bulunsun. Zaman zaman bazılarının ağzının ortasına kürekle vurmamız gerekebilir de. Niye detaya giriyorsun? Mal susana. Burcu Hanım, yoksa bu Yarcan olacak su samuru sizi de mi kötü emellerine alet etti? Yaptın mı samur? Ay. Ay sana da geldi. Allah korusun. Ona da sıra gelecek. Ona da sıra gelecek. E iyi madem. Ben bundan sonra sürekli buradayım. Ha. Görev icabı yani. Vura vura. Ha, hadi bakalım. Hoppilila. Sık sık gel. Sündüzcüğüm sık sık. Gelmez miyim? Al Yarcan gazete. Bay bay. Lay 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 lay. Sık sık gel Sündüzcüğüm. Karışmıyoruz sen de.
Bendesin Yarcan. Bu son gelişme hiç iyi olmadı Süpo. Hemen bir karşı taarruz planlamamız gerekiyor. Hemen. Burcunu okuyayım mı? İş hayatınızla ilgili olumsuz gelişmeler yaşayabilir. Bu gelişmeler nedeniyle de işinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Peki arkadaş katili olup hapse gireceğimde yazıyor mu Burcu'nda Süpo'cuğum? Yok, bugün yazmıyor. Çünkü onu tarih yazacak. Tarih yazacak onu çünkü. Tarih yazacak. Mal! Mal! Hala Burcu'nu okuyorsun. İmamı geliyor. Onunla sohbet ediyorsun. Sohbet ediyorsun. Ay Erman, ben çok sıkıldım. Artık hiçbir şey olduğu yok. Fosur fosur uyuyoruz işte. Allah Allah. Misina mı koptu ne ya? Misina mı? Misilleme diyorum. Misina demedim ben. Ne misinası? Misilleme yani. Kamera bana misilleme yapıyor. Geri alıyoruz, ileri alıyoruz. Aynı şey. Ben çocukluğumdan beri misillemeyi misina diyorum yani. O bakımdan söyledim onu. Hadi anneciğim, biz salona geçinelim. Dizimiz başlıyor. Hadi kızım, geçinelim. Yürü. Allah! Girin, 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 girin. Bakın, bakın, bakın. Dolabın kapağı açıldı. Bakın, bakın. Görüyor musun kızım? Babam doğru söylüyor. Ben de gördüm. Dikkatli bakın, dikkatli bakın. Kapağı açıldı. Bakın, bakın. Hiç öyle şey de yapmadım. Hani bak, pırtısı da gelmiyor. Görün. Kendi kendine ha, kendi kendine. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Abiye, ne oluyor kızım? Anneciğim, ben de anlamıyorum. Hortlak bu, hortlak. Bana inanmıyordunuz, gördünüz mü? Nas suresi, Nas. Adamsın Yasin, çok kaliteli. Yasin'i bu kameradaki hortlak programı. Ya aslında Erman abicim, ben de senden özür... Ya oğlum, abi ablanla anası hortlak görüntülerini izlerken neredeyse altları ne diyeceklerdi mutfakta ya. Ya inanmıyorum ya. Yalnız benim bıyığım yani çok garip çıkmış orada. Sanki doğum lekesi gibi duruyor burada. Bir de benim çok klorlu çıkmışım. Niye öyle? Hanım! Şaka yaptım. Abi ekran biraz hani şişman gösteriyor. Belki sen o yüzden abi öyle çıkmışsındır. Bıyık da zamanla düzelir. Kameradaki hortlak görüntüleri derken? İyi lan, onlardan bahsediyorum oğlum. Yalnız Gök Hanım, yani profesyonel bir adamı getirsek ancak bu kadar hortlak olur yani. Ben görmedim böyle bir şey ya. O pirdileri, efendime söyleyeyim, dolapların kapaklarını nasıl açıp kapatıyorsun? Nasıl bir, yani simetri hastalığı gibi, simetri hastalığı var ya, onun gibi oldu yani. Her şey çok güzel geçti. Aferin, bravo. İyi de Erman abi, o kapıları, dolap kapılarını ben oynatmadım ki. Sen oynatmadın. Doğru söylüyorsun. Sen oynatmadın, o zaman başka biri geldi oynattı. Abi ablanın yerine bana çıktık, tuzak hazırlıyorsun, bana şaka yapacak. Bir de korktum. Ay! Gibi yani, öyle mi yani? Aslında ben de sana onu söyleyecektim Erman abi. Biz Sevel'le akşam biraz fazla içmişiz. O yüzden ben de kanepede sızdım. Yani size de gelemedim, kusura bakma yani. Gökhan'cığım, ne diyorsun sen? Şaka yani, yani sen bak... Bir şey yapıyoruz, karşılığında bunu bana verme yani. Ben sana söylüyorum, sen de bana söylüyorsun. Ne demek yani ben yoktum yani? O zaman kimdi onlar? Ben evdeydim, kusura bakmaya ve sızmışım. Gelemedim yani. O kamera kayıtlarını sen değil misin? Onlar kim? Erman abi, ben işe gidiyorum. Gelmek ister misin? Peki abi. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver.